Kanal TV ekranlarından yine bir pazartesi akşamı gündem programından hepinize iyi akşamlar sevgili izleyenler. Duyurduğumuz gibi bu akşamki konuklarımız biraz fazla sayıda. Yaklaşık 14 arkadaşımız bugün bizimle birlikte. Kiptaş Lisesi Çim Hokey takımı konuğumuz olacak demiştim geçen hafta programı kapatırken. Ve bu hafta birbirinden değerli genç kardeşlerimiz ve iki tarihte değerli hocamız bizlerle olacak. Ben öncelikle Sevda Hocam'dan başlayacağım. Sevda Aydın'dan beden eğitim öğretmeni Kiptaş Lisesi'nde. Ve yine çok değerli arkadaşım, dostum, hakikaten değer verdiğim, saygı duyduğum kişiliğiyle, duruşuyla çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız. Çim Hokey antrenörü Sayın Veysi Koyun da bizlerle birlikte olacak. Ve tabii dediğim gibi Kiptaş Lisesi Çim Hokey takımı da bizlerin konu olacak. Ben önce Sevda Hocam'dan başlayacağım. Öncelikle izin veren herkese, kimin emeği geçtiyse teşekkür ederim. İsimleri vermeyelim. Özellikle Milli Eğitim Camiası'na çok teşekkür ederim. İl Milli Eğitim'e, ilçe Milli Eğitim'e teşekkür ederim bu izni bize sağladıkları için. Evet hocam, sizden başlayalım. Önce kendinizi ve okul takımınızı bir tanıtın. Ondan sonra genç kardeşlerimizi de tanıyacağız. İBB Kiptaş Lisesi. Geçen yıl 2012-2013 açık alan erkekler çim hokeyi Türkiye şampiyonu oldu bizim takımımız. Bu şekilde. Evet, Veysi Hocam'a hemen dönelim. Çünkü hemen kısa tanıtımlar yapacağız. Bu arada mikrofonumuz açık değil mi İbrahim? Sorun yok. Evet. Buyurun Veysi Hocam. Spor uzmanı aslında. Aynı zamanda çim hokeyi antrenörü. Federasyonun çeşitli kurumlarında da önce görev biraz daha yakın tutabilirsek hocam. Evet. Yarbatan'da Çin Hokey'nin süper ligdeki temsilcilerinin antrenörü yapıyorum. Bunun yanında okullarımızda yapılan çalışmalarda paletlere taktik. Aynı zamanda hokeyin Yarbatan'ın bir temsilcisi. Kardeşlerimizle de geçen yıl Türkiye şampiyonasında ülke üzerinden lise ve şampiyonu Türkiye şampiyonu. Çalışmamız devam ediyor. Sadece okullar değil, bir branş, tüm yaş kategorilerinde faydalanan okullarda da geçen üniversitede ondan sonra da bir sabahlarında mesela oraya girdik. Girmesine birlikte tekrar bakana ilk sabahına çıkardıkla başladık. Evet. Şimdi bir çalışmamız var. Evet hocam, tekrar döneceğiz. Şimdi şöyle en başa bir gönderelim. Şaban'ın ötesine gönderelim mikrofonu. Evet. Şöyle mikrofonu yakın tutuyoruz arkadaşlar. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Kaçıncı sınıftasınız? Kaç yıldır bu takımdasınız? Bu sporla ilgileniyorsunuz. Ve şunu da söylüyorsunuz tabii ki. Neden çim hokeyi? Adım Süleyman. Adım Çağdar. Çim hokeye 2009-2010 yılında başladım. Abim sayesinde girdim çim hokeye. Lise 1'de okuyorum. Bir de çim hokeye girme sebebim, çim hokeyi çok etkili bir oyun. Ve her maça, her turnuvaya gittiğinde daha birçok heyecan, daha bir zevk geliyor sana. Evet, hemen Şaban'a verelim mikrofonu. Adım Şaban, soyadım Erdem. 2010 yılında çim hokeye başladım. Ben ilk önce Yarbatan Polis Gücü takımındayım, çim hokeye takımındayım. Evet. Sonra işte Kiptaş Lisesi'ne gittim. O okula kayıt oldum işte. Lise 1. sınıfta mısın Şaban? Evet. Hemen buraya alalım. Adım Berkan, soyadım Oğuz. 2008 yılında Çim Hokey takımında forvet oyuncusuyum. Lise 2'ye gidiyorum. Evet, hemen seni de tanıyalım. Biraz yakın tutuyoruz. Adım Süleyman, soyadım Ezan. 2013 yılında Çim Hokey başladı. Arkadaş meselesinde, ilgili meselesinde. Ve bir turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Çok güzel. Evet, hemen bir arkaya dönelim. Önce sizleri vereceğiz. Sağda Kaplan. Mehmet Kaplan. Ömer Kaplan. Ömer Kaplan, pardon. Evet. 6 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Son sporlarımız. Çok güzel. Evet. Ramazan mı? Sen, sende sıra. Seni dinleyeceğiz. Sen konuşmayacaksın. Susma hakkını kullanacaksın. Peki. Adım Mahmut, soyadım Kıras'tan. Lise 1. sınıfa gidiyorum. 2012'nin sonlarında Çim Hokey'e başladım. Arkadaşlarım sayesinde başladım.
içinizde ne tecrübesi vardı Selim? Selim Koyun, ben üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene iki taşlarından mezun oldum. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de iş dışı durumdayım. Aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın oyuncusuyum. İşte geçen sene son mezuniyet dönemimizde Türk taşlarının Türkiye şampiyonu yaparak okul hayatımızı bitirdik o şekilde. Güzel. Tüm Ramazan, sorudum Aydın. 2008'den beri okuyla devam ediyorum. Başarıda devam ediyorum. Adım Süleyman, sorudum Başkurt. Kit testesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben hayatımda 2012'de tanıştım. Hani arkadaşlarım sayesinde Resul Hoca sayesinde de okuyla daha da bağlandım. Evet. Adım Baran, sorudum Çavdar. 9. sınıf. 9. sınıf. İkiz misiniz bu arada? Evet. Yani sınıf. Tek yumurta ikiz mi? Yoksa ayrı yumurta ikiz mi? Evet. Tek yumurta. Evet. Bence yani 9. sınıf. Sen biraz daha büyümüşsün sanki. Evet. Çimoke 2010 yılında başladı. Evet. Tekrar Sevda hocamıza alalım mikrofonu sevgili arkadaşlar. Evet. Herkes ortalama 2008 en eskileri Selim. Bunu zaten ifade ettiğim üzere. Şimdi bir mesajımız var. Onunla başlayalım. Mesaj numaramızı da bir verelim hocam. Müsaadenizle. Sevgili izleyenler, gerek Kiptaş Lisesi öğrencileri, gerek programı seyreden dostlarımız, izleyenlerimiz programımıza mesaj gönderebilirsiniz. 538-738-8181 alt bantta zaten görüyorsunuz. 538-738-8181 telefonuna mesaj yollayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza soru sorabilirsiniz veya bu spora ilgili bir anda. Bir mesajımız var, onu okuyalım. Benim sürekli program konuğum avukat Sayın Seda Toğrul bir mesaj yollamış. Şöyle demiş: yarınımızın gençlerine sevgiler, saygılar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Pardon, mesajın başını kaçırdık. Ekrana yansıyan yüksek enerjiniz bizlere de geçti demiş. Yarınımızın gençlerine sevgiler, saygılar gönderiyorum. Diliyorum. Seda Toğrul göndermiş avukat. Benim sürekli gündem programının yorumcusu. Teşekkür ediyoruz Seda kendisine. Toğrul. Evet. O da bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet hocam, şimdi bir Türkiye şampiyonluğu yaşadınız okulda. Evet. Ve bir gerçek var ki okulunuzun bulunduğu bölge Bağlar Bölgesi, Bağlar ilçesi. Ekonomik anlamda arkadaşlarımızın çok üst düzeyde olmadığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik anlamda diyorum. Ve yoktan bir şeyleri var etmenin çabasındaydınız sizler, siz olun ve hiç hocam olsun. Tabii biz burada diğer beden eğitim öğretmenlerine de bir selam yollayalım. Kiptaş Lisesi'nin okul müdürüne, idarecilerine ve tabii ki diğer öğretmenlerine önemli olan. Bu iş tek başına yapılan bir iş değil. Herkesin ortak katkısı lazım. Nasıl seçtiniz? Yani bunlar nereden? İşte şimdi hadi futbol, basketbol, handbol. Ben basketbolcu olamamıştım. Lisede, ortaokulda handbolcu olmuştum. Baskette almadıklarını handbola gönderiyorlardı. Acaba bunları da bir yere almadılar. Onlar da çimokeyle mi geldi? Nasıl seçtiniz? Şimdi şöyle. Bu çocuklarımız daha önce zaten sonuçta Veysi Hoca artı kendi antrenörleriyle birlikte çocuklar daha önce zaten tanışmışlar. Yani bundan dolayı işte diğer arkadaşlara da bunları görerek tabii ki feyiz aldılar. Yani bizim amacımız, beden eğitimi öğretmenlerinin amacı gerçekten yetenekli çocukları alıp hani sonuçta işte ileriye yönelik güzel geleceklere doğru götürmek. Yani bizim beden eğitimi öğretmenleri olarak tek amacımız bu zaten. Ya çocuklara, çünkü arkadan bakınca hani geleceklerine bir katkı sunduktan sonra kesinlikle vicdanen rahat oluyorsunuz. Yani mesela onlara soracağım zaten de. Tabii. Sizin tabii ki spor her şeyin özünde yatıyor bana göre. Yani kesinlikle, benim, kesinlikle. Mesela öğretmen-öğrenci ilişkisine yansıyor. Onlara soracağım hepsini. Öğretmenliğiyle ilişkileri nasıl? Özellikle beden eğitim öğretmenleriyle ilişkileri iyi olur genelde o takımda oynayan çocuklar. Çocuk diyorum kızma. Yani bize göre çocuk tabii ki. Yoksa hepiniz gençsiniz. Arkadaş derim genelde de. Bazen çocuk kelimesi çıkabilir. O yüzden şimdiden özür dileyim hepinizden. Evet. Size yansımaları nasıl oluyor? Yani çocuklar sporla birlikte spor ahlakını da kazanıyor. Daha sonra bu kazandıkları ahlak onların ilerideki yaşamlarına da kesinlikle yansıyor. Evet. O yüzden hani biz mümkün mertebe özellikle böyle kıyıda kenarda kalmış hani çocuklara en ufak bir faydamız olursa bile bu bizim için bir kazanç haline geliyor. Onlar da zaten kendi yaşamlarını uyguladıktan sonra kesinlikle hani geleceğimiz için çok güzel gençler yetişmiş oluyor. Sporun bu anlamda bağlayıcı çok
çok çok yönü var. Evet. Hemen de ismi hocama dönelim. Çünkü bu işin Diyarbakır'daki bir numaralı ismi diyebiliriz sevgili hocama. Hocam nereden aklına geldi Çimoki? Türkiye'de kaç kulüp var? Diyarbakır'da da kulüpler var. Bayağı değil mi? Bilgimiz var mı Diyarbakır'da? Biraz daha yakın tutalım hocam. Diyarbakır'da faal 4 kulübümüz var. Hı hı. Türkiye şampiyonlarına her zaman için bu arada onu söyledim hemen bir kere daha rahmet dileyelim. Ali Polat. Evet. Size daha bir Antalya polis gücünde oynarken ve daha sonra Antalya polis gücünde yardımcı oynarken sana da bakan geldikten sonra iletişim. Ben daha destek ettiğini satın bassam. Arkadaşım kendi başını kaybettim. Evet. Hokey Türkiye'de yaklaşık 30 ilde şu an farlı sabahları oynanan bir spor dalıdır. Kulüp sayısı olarak 200'ün üzerinde faal kulüp var. Ben gündüz 20 gününde lisansa baktım. 200'den fazla faal kulüp var. Türkiye'de ligleri olan okul sporlarında faaliyet gösteren, yine bunun yanında üniversite sporlarında faaliyeti olan olimpik bir branştır. Ya bizim tanışmamız 2004 yılında oldu. 2004 yılında ilk federasyon başkanlarımızı Ömer Şahin'in İsteği doğrultusunda başladık. Aslında ben de kendim oradan gelmeyi, lisansı kullandım. Oradan bana baktım, çalıştırmadım. Evet. Ondan sonra o kelim başladık. Dolfit başlarda çok sıkıntı yaşadık. Sadece yakın çevremizdeki arkadaşlarımızla başladık. 7 tane sporcu bulduk. Fakat daha sonra aileler de bu işi benimsemeye başladı. Bizler de emeğimizi taşına almaya başladık. Kulüplerde başarı geldikçe sporcular daha fazla yönelmeye başladı. Sporcularımız büyüdükçe alt yaş kategorilerine tekrardan yeni yeni sporcular geldi. Bunun yanında açılan diğer kurslarda başka antrenör arkadaşlarımız Diyarbakır'da bu camiaya gittiler. Şu an falan 7 tane antrenörümüz işte uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil eden bir hakemimiz ve Diyarbakır'ın birçok okullarında tam bir okey branşı var. Şimdi o tehlikeyi isterseniz hocam ona geçmeyelim. Ben gençlere sporla eğitimi bir sorayım. Okeyin tanımı. Tamam, bunlarla ilgili evet, bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi neden kip dersesi veya kip dersesi neden olmuş? Yani bunları sen takımdan topladın, bunların toptan mı kayıt yaptın? Ne yaptın? Nasıl yaptın? Oluşmadı. Evet. Ya bizler federasyonun kurullarında çalışırken okul sporlarının 2012 ve 2013 yıllarında sabahın hocanı biliyordum. Ondan sebeple çocuklarımızı özellikle o gençliği sporcularımızın kip taş sesinde eğitimleri sürdürmeleri için kayıtları oraya attık. Ve o doğrultuda çalışmalarımızı yürüdük. Yani bu takım hem senin normalde takımındı. Tabii. Sonradan da kip taş sesine olan, bir araya getirdik. Tabii aramızda olan sporcularımız daha önce 12 yaş, 14 yaş, 16 yaş, 18 yaş, 21 yaş sabahta oynayan çocuklar var. Yani bunlar böyle bazıları sadece okuldan gördükleriyle başladı. Fakat birçoğu evvel yaptı var. Hatta bu yılda mesela yeni sporcularımız okula kaderken bizim eski sporcularımız okulu yeni sporcular. Neden ki pozitesi hocam? Ya inan ki bir şeyin özelliği yok. Sadece o okul destek verildi. Öğretmenimize sıcak var. Biraz yakın tutuyor. Beden eğitimi öğretmenleri bize sıcak davrandı. Gerçekten çok sıcak var, Allah var. Yani öyle de söyleyebilirim. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Çünkü sporcular biraz okul konusunda negatif yönleri yolu olumsuz yansıyor. Neler ne işte bir matematik bazen zor gelip başlanabilir. Veya bir fiziği ya da bir Türkçeyi. Ama belki olan kapasitesi bu kadardır. Ha, okuldan isteğimiz nedir? Bu tür eksik yönlerde okulun öğretmenleri destek olarak bu açmanı kapatmaya çalışıyoruz. Ve öyle de oldu. Çocuklar geçen yıl Türkiye şampiyonu oldular. Bunun yanında belki bir insan hayatı boyunca en büyük alacağı onurdan birisini bunlar okullar aldılar. Onur belgesi aldılar. Onur belgesi ödüllendirildiler. Sonuçta Diyarbakır'ın 20-25 yıldır takım sporlarındaki tek şampiyonu bu branşta geldi.
Ben de düğünüyorum. Bu yıl yine hedefimiz olur. Bir yere gelmek bazen kolay veya zorlu ama önemli orada kalmak. Tekrar orada kalmak için daha fazla mücadele edeceğiz. Evet, şimdi Selim'e veririm mikrofonu çünkü en tecrübelisi o. Selim, ayağa kalkarak konuşursak daha iyi olacak herhalde. En azından arkadaşlarım kamera sizi daha net birebir çekebilsin diye arkadaşlarım olanlar rica ettiler. Evet Selim, nedir? Çim hokeyinde babandan dolayı seçtim. Herhalde. Yani biz. Öyle o. Peki eğitimle sporun, okul sporu, eğitimle birleştirdiğimizde ne faydası vardı mesela? Ne tür faydaları oluyor? İletişim olsun, derslerinde olsun ne tür faydaları var? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim üniversiteyi kazanmamda en büyük yardımcı her zaman okeydir. Onun haricinde şu an ben sürekli söylüyorum bizim lisede okuyan arkadaşlarımız ileride bunun ekmeğini falan. Yani şu an biz bir maddiyat olarak hiçbir yerden almıyoruz. Ama en azından bir üniversite okuyoruz. Bir nevi hayat kurtulmuş gibi. Evet. Hokey branşından üniversiteye. Bir de ondan sonra ayrıca özel alınan burslar var yine hokey sayesinde verilen. Yani başka bir yerde olsanız dahi olduğunuz parayla geçimi gayet iyi yapabiliyorsunuz. Ben 10 yıldır bu işin içindeyim. Hiçbir zaman maddiyatı düşünmedim çünkü sevdiğim işi yaparak hareket ettim. Ben hokeyle büyüdüm. Herhalde bundan sonra da hani oynamasam da ileride yine bir hokey içinde devam etmeyi düşünüyorum. Yani. Peki derslerle birleştirdiğimizde eğitime katkısınız mı? Şöyle söyleyeyim. Ben okulu çok seven bir insan değilim. Dersleri sevmiyorsun. Evet. Bir ara herhalde ben liseyi bitiremeyeceğim diye falan da düşündüm yani. Düşünmedim değil. Ama şöyle bir şey oldu. Ben tam okulu bırakmak dönemindeyken milli takıma seçildim ilk o zaman. Onun ardından şöyle üniversiteye bir nevi garanti aldım fakat liseyi bitirmem lazım. Bu yönde hokey hani okula tekrardan yönlendirdi beni. Tekrardan hani okula devam etmeye başladım. Mesela şimdi işte Şaban lise 1'desin değil mi Şaban? En küçüğünüz o zannediyorum değil mi hocam? Evet. Mesela ona ve onun gibileri ne önerirsin? Yani okulu sevmemek için. Şöyle söyleyeyim. İlla ki onların nasıl sevmediği dersleri ya da her sabah saat 7'de kalkıp okula gitmeyi falan çok sevmiyorlardı. Hani ben öyleydim. Ama işe bir de diğer taraftan bakmam lazım çünkü bittikten sonra özleyecekleri bir dönem var orada. Sadece hani okula gittiğinizde öğrenciniz sizin dersiniz ya da eğitim değil. Sizin öğrendiğiniz spor ya da orada görmüş olduğunuz eğitim ahlakı yarın öbür gün ileride her türlü karşınıza çıkacaktır. Sağ olsun ben okuldayken Sevda Hoca aynı zamanda benim ilk okuldan beri ben olacak kendisi. Fazla derine gitme. Yok ben şöyle söyleyeyim. O benim son dönemlerde fazlasıyla yanımda oldu ders konusunda. Elinden geleni yaptılar. Hani gereksiz diğer bütün hocalarla birebir görüşme ders o şekilde her şeyi yaptılar yani sağ olsunlar. Hani arkamızda her türlü durdular. Onlar yaptıkları işine kadar ciddi alırlarsa yarın öbür gün ileride onlar da iyi bir yerde de gelecekler diye umuyorum ben. Evet. Hemen konuşmak isteyen arkadaşlara yapar mısın? Yani panelde yaptığımız gibi ben işte sen konuştan şuna cevap ver demeyeyim. Konuşmak isteyen varsa bu konuyla ilgili eğitimle, sporla, sporun eğitime katkısıyla ilgili bir mesaj da var. Sen hazırlanana kadar ben onu okuyayım. Sevgili Reis Yakar göndermiş hocalarımıza ve gençlerimize iyi akşamlar demiş. Diyarbakır Masterlar Derneği Başkanı Sayın Reis Yakar göndermiş. Kiptaş Sesi Çim Hokeyi takımını kutluyorum. Emeği geçen tüm hocalara teşekkürler demiş. Masterlar Derneği Başkanı Sayın Reis Yakar göndermiş. Çim Hokeyi'ni bu kente sevdiren Reis Hocama sevgiler demiş. Adaşınız size mesaj yollar evet. Evet. Keşke çok daha fazla imkanlarımız olsa daha fazla evet. Önemli olan tabii ki katkıyı sunabilmek. Evet. Önce kaçıncı sınıftasın? 10. sınıftayım. 10. sınıf. İşte anda sınıfındayım. Ve hocam hani hokey çalışmanın USL'i hani resmi hoca oldu. Evet. Ve biz 16 yaş altı Muğla'da milli takım seçmelerine katı hani turnuva olarak takım olarak katıldık. Ve bizden 2 kişi seçildi. Ve 2 kişi ben ve kalecimiz seçildi. Ve Eyüp Yaşar ve Ramazan Ali'de seçildi. Ve Fransa'ya gittikten sonra herkes... Yurt dışına da gittik. Evet Fransa. Milli takıma seçildik ve Fransa'ya gittik. Ve insanın orada düşünceleri değişiyor. Ve peki, diğer derslerin nasıl şimdi ona göre? Şu an derslerim çok. Çok. Peki hocaların iletişimin nasıl? Çok. Evet. Yani Avrupa'nın bir faydasını da görmüşsün diyebiliriz. Eğer konuşmak isteyen arkadaşlar, söz almak isteyen hocalarınız her zaman televizyona çıkabilir. Siz yarın bakın Murat Hoca panelde var mıydınız hepiniz? Vardınız değil mi? Murat İnter'e de buradan sevgilerimizi iletelim.
Diyarbakır'ın yetiştirdiği büyük değerlerden birisi de şöyle bir ifade kullanmıştı. Kim konuşacak? Sen konuşacaksın. Demişti ki önemli olan kendinizi ifade edebilmeniz. Çok iyi bir futbolcu olabilirsiniz, çok iyi bir basketbolcu olabilirsiniz, çok iyi bir hokeyci de olabilirsiniz. Ama mikrofon karşısında kendinizi ekran karşısında ifade edemezseniz bu büyük bir eksikliktir demişti. Bunun üstünde de çalışın. Hem dersleriniz iyi olsun, hem röportaj yapacağınız zaman, işte milli takıma gidiyorsun, Fransa'ya gidiyorsun, batıdan dünya kadar arkadaş tanıyorsun, insan tanıyorsun. Bunları geliştirmeniz tabii ki sizin açınızdan çok önemli olacaktır. Murat Hoca'ya da buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, sen nasıl yapıyorsun? Eğitim, spor, mesajlar geliyor. Evet, buyur. Aslında mesajım daha önce ifade etmişti. Hepimiz farklı liselerdeydik. Hepimiz liseyi bırakma çağına gelmiştik. Yani çoğumuz bırakmak istedik. Yani dersten kopmuştunuz değil mi? Evet, dersten kopmuştuk. Mesajı bir proje başlattı. Kulüpte olan hokejileri hepsini bir liseye toplamaya. Bununla birlikte şey gittik. Kitap sesinde toplandık. Orada çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettirdik. Gerekirse antrenmanlarımız yorucu oldu. Tabii dersimizde yine oradan topma oldu. Hocalarımız da bize yardımcı oldu. Tabii bir yaklaşık birkaç ay sonra da turnuvalara gitmeye başladık. Orada dereceleri aldık ve daha çok da ne derslerimize... Ne oynuyorsun sen takımda, ne oynuyorsun? Stoper. Stoper oynuyorsun. Yani stoperler zaten futboldaki stoperlerden insan korkuyordu. Elinde sopalı bir stoperi düşünüyorum. Hocam sesin gitmiyor. Evet, bitirelim seninkini, ben size hocama vereceğim mikrofonu. Aslında kendiniz veren şimdi... Ya ne yapıyorsun? Mesela nasıl savunuyorsun? Forvet kimdi? Birisi vardı burada, santifor vardı. Evet, çok böyle sopayla vuruyorlar mı seni? Çok dert görüyorsun. Yok değil mi? Yok, zaten hokeydeki kurallar tehlike arz etmeyecek şekilde. Tabii ki sopalar ilk gören herkes görmüştür o tehlike. Yani birimize kafanıza mı vuruyorsunuz falan gibi espriler yapmıştırlar. Tabii ki de öyle değil. İzleyenler ve görenler çok zevk alacaktır bu spordan da. Buralar dert etmiyor. Onun için de bir sıkıntı yaşamıyoruz o konuda. Evet, güzel. Reis hocama dönelim hemen. Evet hocam, biraz yakın tutuyoruz. Bu birinci şartımız. Olması olmazımız. Evet, şimdi bunları seçtim. Birçoğu, bizler de hocamla özel de farklı şeyler de anlattı bana. Takımla ilgili, çocuklarla ilgili sağ olsun. Bu çok büyük bir özveri isteyen bir olay bence. Benim şahsi fikrim. Yani arkadaşlar inanın ki hiç kimse zamanını boş değil. Hiç kimse zamanı önemsiz değil. Özellikle evli, barklı, çoluğu çocuğu olan insanlar bunlar. Sizler için birçok zamanlarını ayırıyorlar. Bakın işte Urfa yolunda bir Çimoki hocasını kaybettik trafik kazasında. Yani kimse canından bezmiş değil. Sizler de canınızdan bezmemiş değil. İyi bir yere gelmek için Veysi Hoca olsun, işte Sevda Hoca olsun büyük bir mücadele gösteriyor. Evet hocam, biraz oyun kurallarına bakalım. Ben tabii ki siz bahsettiğiniz gibi bu çalışmaları tek başıma yapmadım. Biz bir ekibiz. Bu okulun beden eğitimi öğretmenlerine tutup bizim yardımcı antrenörümüz bugün burada aramızda olmayıp da ülkeyi temsil eden mesela Zagreb'de bulunan bir kardeşimiz var, Salih Hoca. O da milli takım, amirlik takımında yardımcı hocalar gitti. Salih Hoca, Metin Hoca, yine kulüp idarecilerimiz Vedat Bey, Fahrettin Bey bunlar devamlı bize destek oldu. Bunun ötesinde ben federasyonumuz ekibi ki Kenan görmek istiyorum. Tabii ki. Çok beyefendi, çok mütevazi bir başkanımız var ve Diyarbakır'a çok farklı bir şekilde bakan, çok da böyle olumlu bakan bir federasyon başkanımız ve yönetim kurulu var. Zaman zaman Diyarbakır'a gelip hiçbir faaliyet olmamasına rağmen çalışmalarımızı yerinde gören, izleyen bir başkanımız var. Hatta onun isteği doğrultusunda Hani'de bir hokey kulübü kurdurup müsabakalara katıldı. Okul spor müsabakalarına ve kulüpler müsabakalarına katıldı. Hani Lisesi ve Ankebi Spor Kulübü. Ona da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine çocuklarla ilgili, çocukların derslerle ilgili inanın motivasyonları belki hokeye başlamadığında zordu. Ama hokeye başladıktan sonra o değişimi ailelerini gördüğüm zaman kendileri bizzat iyi anlatıyorlar, söylüyorlar da. İyi ki tanışmışlar. Siz az önce Ömer Hep söz söylediniz, kendisi stopperdir. İyi de bir stopperdi. Kendisi de önce belki de şanslı iki seferlik takımın seçmelerine gitti. Ama nasip olmadı. Ama olacağına da inanıyorum. Çünkü daha gençtir. Evet, daha genç. En büyükleri Selim gözüküyor, 95 doğumlu. Yani en büyükleri 95 olan çocukların ona göre değerlendirmek lazım. Biz
gerek suni gerekse normal. Şimdi hokey spor literatüründe futbolun sopalı kardeşi diye geçiyor. Futbol saha üçlerinde 11 kişi oynanıyor. Aynen bildiğimiz futbol sahalarında, sentetik futbol sahalarında ama kendine özgü kuralları olan bir branş, tamamıyla kendine özgü, kendi kuralları olan. Bizde futbol gibi temas yok, sporcular birbirlerine vücut teması yapamazlar. Stiklerini tehlike arz edecek şekilde kendi arkadaşlarına dahi, yani rakip değil de kendi arkadaşlarını dahi tehlikeye düşecek pozisyonlarda olsa uyarıyor. Arkadaşlar kendini de... İki hakem tarafından yönetiliyor. Tabii, iki orta hakem, yine bunun yanında masadaki hakemler tarafından yönetilen bir şeydir. Geri dönüşümü olan kararlar alınabiliyor. Mesela? Tabii, hakemler örneğin bir gol pozisyonu, gol verildi. Evet. Hakem biri gol verdi, diğeri itiraz edip, diğer hakem uyarıp, işte gerekçesini anlatıp ikna edebiliyorsa, o pozisyonu iptal edebiliyor. Yani futbol gibi böyle geri dönüşümü olmayan kararlar yok bizde. Peki futbolla zevk desek, tabii futbol dünyayı peşinden sürüyor. Kesinlikle öyle. Bir olay. Ben bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Olimpiyatlara bakmamız lazım. Dünyanın en büyük organizasyonu olimpiyatlardır. Olimpiyatlarda takım sporlarında en fazla izleyici toplayan bir branş hokeydir. 2008'de yine bunun yanında 2012 olimpiyatlarına bakarsanız görürsünüz ve 1908 yılında hokey oyunlara giriyor. Olimpiyat oyunlarına o günden beri de sürekli var. Düşünün güreşi olimpiyatlarda çıkarmayı düşündükleri bir yerde hokeyin öyle bir şeyi yoktur. Yani öyle bir çıkarma gibi bir tercihi yoktur. Çünkü olimpiyatlar neye göre branşlar belirleniyor? Dünyadaki oynanabilirlik, izlenebilirlik, toplum tarafından benimsenmesine benimsenmeleri gözünde bulunularak o branşlar belirleniyor. Ve hokeyde sürekli var. Olimpiyatlarda birçok ülke maçlarında tıklım tıklım doluyor. Siz futbolla yakında ilgilenen birisiniz. Ben isterseniz bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Hı. 2012 yılında Messi dünyada yeni futbolcu seçildi. İşte tüm kupaları evet. Barcelona aldı. Barcelona'da takdir edersiniz ki bir takdir Messi sağladı. Ama Arjantin'de yeni sporcusu bir hokeyci kadın sporcu seçildi. Evet. Yani bu ne gösteriyor? Hokeyin dünyadaki ne kadar tanınılır, ne kadar izlenebildiğini gösteriyor. Bunun için hokey gerçekten de çok önemli bir spordur. Müsabakaları oldukça zevkli geçen, bolluk oranı çok fazla olan bir branştır. Şu an ilk çıkış yeri Pakistan, Hindistan olmasına rağmen şu an dünyanın futbol sektöründe önde olan ülkeleri bu işe her an düşmüyorlar. Ki Almanya, Hollanda, yine bunun yanında Arjantin, Avustralya, hokeyde söz sahibi ülkelerdir. Bizler Türkiye'de federasyon 2002 yılında kuruldu. 2002 yılından beri faaliyetlere ülke olarak katılıyoruz. Bize bu işi Bulgarlar ve zamanında Bulgaristan'dan gelen antrenörler öğretti. Ama bugün birçok yaş kategorisinde ve kulüpler bazında Bulgaristan'ın çok çok birimizde kalmıştı. Daha önce katıldığımız birçok şampiyonada belki gol atamazken, maç veya galibiyet alamazken işte Ramazanların da katıldığı Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda ben de hoca olarak katılmıştım. Takımımız Avrupa üçüncüsüydü. Bunun yanında işte kulüpler bazında en üst lige takımlarımız çıktı. Uluslararası hokey federasyonu kurulanda ülkemiz federasyonu çalışanları Uluslararası hokey federasyonu yönetim kurulunda çok değerli bir ülkemiz. Bu gösterir ki hokey nelerde gelir? Yeterli midir? Kesinlikle yeterlidir. Buna göre arttayız. Ama geleceğe göre çok çalışmamız lazım. Hocam oraya geleceğiz. Dilek ve temel.
temenniler kısmında tutmuşum. Ben burayı niye söyleyeyim? Şimdi sizler de takılıyorsunuz zaman zaman konferansa ve 2011 yılında yapılan konferansa, spor konferansı diye yapılan konferansa Celal Doğan gelmişti. Gaziantep'te futbolun mimarı olan kişiydi. Orada futbolla ilgili birkaç söylemi vardı. O zamanın hep aklımda işte diyor ki ben başkan olduğum zaman getirdiler kulübün kanatlarını bana teslim ettiler Gaziantep kulübünü. Yok kulüpte hiçbir şey yok. Takım bitmiş durumda. Ama diyor ben de spor bilgim yok. Ne yapalım? Ben de şirketlerle konuştum. Anlaştım getirdim. Eneğimiz var. Hamurumuz var. Suyumuz var. Bunları yoğuracak. Usta. Böylece diyor ben başladım. Kılıklarımız var, gücümüz var, var, inancımız var. Evet. Evet. Sevgili hocam anlayayım ben. Hocam bayağı durmuş, mikrofonu yakaladı ya. Yani haklı. Haklı. O da haklı. Şimdi bir mesaj da var, onu da okuyalım. Kentimize ve o pırıl pırıl gençlere bu gücü de başarıyı tattıran hocalarımıza ve gençlerimize takdir ve tebriklerimi sunarım. Cihat Aydın demiş, Sevda Aydın iş demiş. Zaten yazmasak biz de biliriz. Teşekkür ederiz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Cihat Bey'e. Yine bir mesaj daha var. Evet, bu arada kamera arkasında sevgili İbrahim Baran, Necat Seyitoğlu, Nihat Arıcı bugün akşam programımızın sizlere ulaşmasında bize yardımcı olan arkadaşlarım. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Arıcı da eski bir basketbolcu olarak ben de lisedeki bütün sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca hocalarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Niko yazmış sonuna. Yani Nihat Arıcı şu anda da stüdyomuzda bize yardımcı olan arkadaşımız. Bir mesajımız daha var. İyi akşamlar diliyorum. Veysi hocam sayesinde çim hokeyi branşında Diyarbakır'ımızı Türkiye birincisi yaptığı için önce kendilerini, sporcularını beğenmeye geçenleri önce tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. İyi yayınlar. Ahmet Dili göndermiş. Dili miyim? Mesajlar böyle. Evet Sevda hocam. Öğretmenliğe Kiptaş'ta başlamadınız herhalde. Daha öncesi de var değil mi? Tabii. Kaç yıl öğretmensiniz? Ben 99 mezunuyum. Tabii. 2000'de evet başladım. Evet çünkü Selim dedi ilkokulda maşallah evet. Var. Halen devam ediyor. Herhalde Selim'i evlendirirsin. Selim torun torba sahibi olur. İnşallah o günleri de görürüz. Bütün, evet. Bütün sporcuları. Evet. Bütün gençlerimizin evet. Sonuçtaki hedefi bu. Hocam sen nasıl bakıyorsun? Mesela işte dediğim gibi ben gerçi çocukların babalarının iş yaptığını sormadım da. Evet. Ekonomik olarak hepsinin çok böyle üst düzey çocuklar olmadığını biliyorum. İşte Reci Hoca takma toplamış. Evet. Evet. Ki büyük de bir iyilik yapmış. İşte kesinlikle. Dersten soğuya, dersten vazgeçen işte Selim örnekleri ders önemli arkadaşlar. Eğitim olmazsa kesinlikle. Eğitim sorucu olun. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Yabancı dil öğrenemezsen istediğin kadar Fransa'ya git, Almanya'ya git, boş. Onun için dediğimiz gibi kendimizi geliştirmemiz açısından hocam sen hem buradaki gençlere hem ekran başında izleyen gençlere özellikle lise çağındaki çocuklara neler söyleyeceksin? Şimdi sporun tercih etmeleri, okul sporlarını tercih etmeleri. Şimdi öncelikle gerçekten bütün gençlerin eğitime kesinlikle önem vermeleri gerekiyor. Yani her yanımız dolu olmalı. Evet. Yani bir tarafımız boş bir şekilde yola çıkarsak o kanadımız kırık olur. O yüzden öncelikle eğitimi ön plana tutmalıyız. Tabii ki yeteneklerimizi ön plana çıkarıp hani ona yönelik elbette çalışmalar yapmalıyız. Bunu da zaten beden eğitimi öğretmenleri kesinlikle kendi çaplarında çocuklara işte yön göstererek, yöntem göstererek onları geleceğe hazırlamaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. Dediğim gibi yani çocuklar kesinlikle mesela biz bu yıl hem tekrar işte yeni sporcular alacağız. Yani yeni öğrencilerimizden işte çim hokeyine yani itibarlar, antrenmanlar yaptıracağız. Kız takımını çıkarmaya çalışıyoruz. Yani çocuklar yeter ki spora gerçekten gönüllü ve ahlaki bir şekilde bak. Yani bizim için yeterli olan budur. Biz bu çocukları, yani tabii ki inşallah hani temennimiz o, çocukları güzel yerlerde gördüğümüz zaman zaten bir şey çabalayıp hani onun verimini aldığımızı düşünüyorum. Yani o zaman vicdanen rahat oluyoruz açıkçası. Evet, şimdi futsal takımımız da Adana'da bugün. Evet, evet. Onların da
Şener evet, ben de Bahar Hoca'yla Musinoc'u orada aralttım. Evet, evet. Kadın futsal takımı. Evet. Çünkü dünya literatüründe artık kadın diye geçiyor. Kız yok. Yok, yok evet, artık. Kız yok, bayan. Doğru, bayan. Kadın, bayan. Kadın, bayan da yok. Bayan da yok, evet. Kadın diye geçmek zorunda, ifade etmek zorunda. Artık kız çocuklar ona evet. İzin diyorsunuz. Ben en son şunu söyleyeyim. Yani biz spora çocukları yönlendirerek onların ileriki hayatlarında her türlü başarıyı tatmaları için hem ahlaki açıdan hem ilerideki yaşayabilecekleri her türlü tecrübe açısından biz her zaman yanlarına destek olarak çalışmaya çabalıyoruz diye. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olmuyor mu? Oluyordur mutlaka. Ama dediğim gibi biz her zaman çocukların yanlarında olacağız. Bu bizim asli görevimiz. Evet, Şaban'a verelim mikrofonu. Şaban, lise 1'desin, ilk devre bitiyor. Karne nasıl, uygulamadan başlıyor. Yani iyi derken hep böyle dersler nasıl iyi diyoruz. Hep iyi diyoruz ama. Mesela matematik var mı sizin? Bilmiyorum ben derslerle tanımlayıcı okullar değişti. Teknik lise olunca birinci sınıflar herhalde normal. İkinci sınıfta meslek seçimi değil mi? Mesela hedefin ne Şaban? Okul mu okuyacağım? Sporcu mu olacağım? Ne olacağım? Yani nasıl bir hedefim var? Öncesi olmak. Evet. Hemen bir dakikalığına hocama ver, ben bir şey sorayım. Ondan sonra sana tekrar hocam biraz yakın alalım. Burada fiziğin önemi var mı ya? Bunu merak ettim, ona göre soracağım. Var. Fizik önemli mi? Var tabii ki. Böyle bazı yerlerde seyrediyoruz. Mesela özellikle buz hokeyi var. Evet. Onlarda Ruslar, Anadolular, maşallahları var. Hepsi 2-3 kiloluk adamlar. Doğru söylüyorsun. Bizde yok. Yani vücut seyrettim. Fizik önemli, çok önemli. Çünkü fizikli sporcular gerçekten de bir takımın sporcularına üstünlük sağlayabiliyorlar. Bu münasebetle bize sporcularını seçerken fiziklerinin biraz daha iyi olmasına dikkat edin. Evet, hemen dönelim. Fizik olarak da en kısamız, en zayıfımız diyebiliriz. Evet Şaba, Çin hokeyinde milli takıma yükselmek hedefim var. Okul hayatında neler var? Sen ne düşünüyorsun? Ne olmak istiyorsun? Hocam, ondan sonra işte sabredin eğitimi düşünmüyorsun. Mühendis olmayı düşünüyorsun. Evet. İnşaat mühendisi olmak zaten Çin Hokey'in direkt mühendisi olmak istiyorum. Evet. Hem mühendis olacaksın hem Çin Hokey'inde mini takıma seçilmek istiyorsun. Hangi mevkide oynuyorsun? Hem hocam pas bile orta saha karşı. Ben libero falan var mı burada? Hocam mikrofonsuz söyleyemiyoruz. Evet. Ben bizde aslında tabii ki mevki adamı çok. Herkes mevkisi oynar. Ama öyle ki bir sporcu sabit olarak şeyde kalmıyor. Yani kalecinin haricinde bütün oyuncular her mevkide oynayabiliyorlar. Ve oynatıyoruz da. Maçın gidişatına göre veya bu rakibe göre. Örneğin Ömer az önce stoperim dedi. Yolun olarak belki 70 dakikalık bir müsabakanın 50 dakikasını stoper oynuyordur. Ama maçın bir 10 dakikası veya 15 dakikasını Ömer forvete alıp oynattığım çok zaman olmuş. Yani bu futboldaki gibi midir? Mesela son 10 dakikaya mağlup girer. Hayır işte stoper biraz daha bu. Ya bizde sizin gol attı. Yok bizde ondansa şimdi oyuncu değiştirme sınırsızdır. Hı-hı. Biz alıp mesela oyuncu dinlendirip tekrar size şey gibi basketbol, handball gibi işte gir çık. Gir kurallar çerçevesinde evet. Hakeme söylemeden belirli alan içinde oyuncu değişikliği yapabiliyorsun. En onun sebebi eğer ki benim defansdaki sporcumda sakatlanma veya yorulma hissettim daha ben değiştiriyorum bunu. Evet. Ondan değil yani futbol gibi işte takımı komple çekip ileriye götürmekle değil. Ama çok zaman olmuştur. Rakibe göre de biz mesela öyle sporcuları defansta veyahut forvette oynattığımız oyuncuları sırf rakiple ilgili şey olsun da defansa gidip oynattığımız olmuştur. Bu özellikle kapalı alanda çok daha fazla oluyor. Herkes her mevkide oynuyordu. Dediğim gibi bir kaleci çıkarın. Onun ötesinde defansa oynayan her oyuncu forvette veya orta sahada oynayan her oyuncu defansa alıp oynattı. Şimdi kaleciye verelim mikrofonu. Yani kalecilik nasıl bir şey? Elinde bir güven var. Ben bir dakika futbolda kalede oynar mısın? Yoksa yok. Sadece Çin Hokey'de kaleciksin. Peki senin derslerin nasıl? İyi. İyi. Gerçekten iyi mi? Doğru söyle. Bak şimdi ekranda izleyenler diyecek. Diyecek bütün dersleri zayıf. Haftaya kalmıyor. Gerçekten iyi. Hafta sonu. Cuma günü. Ki notlar internete düşmüş. Hemen herkes gibi bakabilir.
haberin olsun, ona göre sorulara doğru bir cevap ver. Bir mesaj var, onu okuyalım, ondan sonra sana tekrar dönerim. İyi akşamlar, ben Cihat Kaplan demiş. Diyarbakır Okey takımı üzerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takım oyuncularına ve yöneticilerine başarılar diliyorum demiş. Kardeşim, pardon. Evet, benim belki anne babalar seyreder, ararlar diye bekliyorum. Belki senin annesinin arasında bir mesaj yok. Benim babam burada zaten. Evet, nasıl bir şey kalecilik Çin Okey'inde? Güven. Mesela başta görüyorsun. En çok ben Kütelli'ye de gittim Ankara'da. Süper Lig'de. Evet. Beş gol yedim ben. En çok beş gol yedim evet. Maçta. Mesela her maçta her kaleci gol yer mi? Yer. Yani golsüz maç. Ama milli takımın kalesi bile maç hani yiyormuş. Yani yiyor yani. Yiyor yani. Tabii. Her gol gibi bir spora bağlı. Gol yiyorsun yani. Yani. Futbol gibi. Yani, mikrofonu verelim hemen hocama. Futboldan çok güzel böyle spor. Yani kaç kaç bitiyor maçlar mesela bir maçınız bir futbol almıştı. 2-1. O mesela ben ortaklıkten Gaziantep'e müsabakamız 1-1 bitti. Son dakikada futbol atmıştık. 1-1 bitti. Final maçımız 1-0 bitti. Penaltılara kalıyor. Penaltı atıyorsunuz. İsimleri veriyorsunuz penaltı atarken. Evet. Yani, diğerleri yine futboldaki gibi orta sahada. Yine orta sahada diziliyorlar. Evet. Şimdi meslektaşım benim biliyorum evet. Zaten ondan seviyorum onu. Benden ilk turnuvamızda kendisinden beklemediğimiz performansı gösterdi. Çünkü bizim kalecimiz bizim meslektaşımızın seyirci arasında çok üzülmüş bir performansıydı. Ama hiçbir şeyde gitse yani kale alanında hiçbir sıkıntı yaşamadım. İnanın yüzlerce sefer maça çıkmışım. O özgüveni o şey yolda gördükçe biz de bize de bu şekilde zaten onun karşılığında süperlikte oynayarak da süperliğe gittim. Şimdi daha süperlik. Evet Süleyman. Bak bu kadar canlı yüzüne karşı. Sevgili kameramıza uyun. Size işaret ediyor. Dönün diyor. Bir toplu yapın. Yani işaret dinler anlayın artık. Yarım saattir konuşuyorsunuz burada. Artık anlamanız lazım. Evet Şener Özdil iyi yayınlar demiş. Gruplarına kucak dolusu sevgiler. O da beden eğitimci. Bizden birisi. Sınıf arkadaşı. Atıs var demiş. Evet. Hakikaten hocam seni çok seviyorum. Yani her zaman senden övgüyle bahsediyor. Şener hocamız da bizim çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz. Ve sporda önden rastlanan temiz kalmış insanlardan birisi. Yani spor camiası içerisinde kirlenenler de var. Dedikodu içinde yananlar da var. Bir de teknikler var. Şener hocam da temiz antrenörlerden hocalardan birisi. Evet Süleyman. Mesela ilginç bir anı anlatabilir misin bize? Mesela düşündüğünde kamplara gitmişsin işte. Şampiyonaya gitmişsin. Ne anılarınız var? Antep'te yarın final maçında işte maçın bitmesine 20 saniye falan uğratmıştı. Penaltılara gidelim. Penaltılara gidelim. Uzatması yok değil mi? Hayır. Direkt penaltı. Evet. Bu. Penaltılarda tur atladınız. Evet. Finale çıktınız. Orada mı Türkiye şampiyonu oldu? Orada bir Malatya maçımız vardı final maçında. Evet. Malatya maçında 1-0 yenerek şampiyon oldu. 1-0. 1-0 yenerek. Valla çok iyi. Yani 1-0. Sonuç değil. Gol yemeden. Bir daha skorla. Peki en çok skor kaç kaç oynadığın maçlarda? En son biz Kocaeli o turnuvalarda 5-0 yenmiştik o Kocaeli. 6-0. Kocaeli'ni yenmiştik. Güzel. Onu yenerek finale yükseltmiştik. Sonra da Gaziantep'in evet. Kimiydi diğer finalde? Aktora. Gaziantep'in sonra da finalde Malatya'yı yendi. Evet. Türkiye şampiyonu. Evet. Konuşmak isteyen arkadaşlar. Hocam mikrofonu alın. Mikrofonu sorun. Kalıcı olması şeyden kaynaklı. Penaltılar eğer çok önemli bir durumdaydı. Yani eğer o penaltıları kaçırsaydı bu sefer direkt ikinci olacaktık. Hani 3-4 olacaktık. Bundan dolayı o kadar heyecanlanmıştık ki o yüzden şimdi aklı direkt sorunca siz hemen direkt onu söyledi. Mutlaka güzel anıları vardır hemen arkada hocam. Penaltılara gideceğimiz maç hocam. Yani ne olmuş hocamız? Diğer elinle mikrofonu tut.
o elinle de konuşabiliriz. Bu arada ben şunu da söylüyorum sevgili izleyenler, şunu da hatırlatalım. Arkadaşlarımız birçoğu tekrar ama heyecanlarından ya. Heyecanlarından bir ihtimalle zaten yani bu sporda da böyle, canlı yayında da böyle. Ya benim heyecanım bitmiş, siz bana bakmayın. Gayet rahat. O 7 yıl burası artık. Evet buyur. Maçın bitmesine 5 dakika kalmıştı ve hocamız mon aldı, 1-0 yenikti. Ve yani bizi bir köşeye çekti ve motivasyon amacıyla... Sen ne dedin size? Ya işte ben... hocam hani vatan da... millet sarlar ya abi dalın sahaya mı? Hocam... hani dedi... hep Fatih Terim için söylerler ya... işte hocam, vatan millet sarlar ya... Söyledi ki... Var. Yabancılar demiş ki... Demiş, ne hocam evet. Dedi ki sabredin yani gol 60. saniyede bile çıkar... Evet. Ve gerçekten hani maç bitti penaltı kornerden 60. saniyede golü attı. Yani son... Son saniye. Son saniye. Son atak son... Pozisyon gol oldu değil mi? Evet hocam. Kim attı o golü? Ömer Kağan. Kim? Evet tabii ondan sonra... Şimdi Ömer'in hayatı evet. Boyunca belki oynadığı en kötü maçlardan biriydi. Evet. Ama o kadar ona inanıyordum ki o maçla ilgili yapabileceği dedim. Ben iki yarının hemen başında zaten biz mağlup durumdayken bir mola almıştım. Ona dedim ki sabredin karakterli oynayın hangi dakika olsa gol gelecek. Belki bu gol son saniyede gelir diye. Ömer de o gün biraz üstünde hem yorgunluk vardı hem şey vardı. Ama onların hepsini üzerine atarak inanılması gerçekten çok çok çok, çok zor bir gol atmıştı. Hatta gol de evet yani. Golü Ömer anlatsın. Ömer nasıl oldu gol? Mesela hocam demiş ki işte herkese demiş tabii yapınca demiş. Son saniyede de gelebilir. Hani ilk saniyede de gelir gol, son saniyede de gelir. O golü onu bir anlatsana biraz. Biraz yakın tutalım. Molayı aldığında zaten bize söylenmişti yani siz hani maçı koparmasanız hani daha da istemeye çalışsanız maç bir saniyede de olsa zaten bir gol çıkar yani. Kornerden geldi golü. Kornerden gol zaten geldi. Kim orta yaptı? Kimdi kornerden? Hemen burada. Kim? Ramazan arkadaşımızdı. Sen mi yaptın? Ha Ramazan arkadaşımızdı. Zaten top benim arkadaşımıza geliyordu. O da hani çekildi toptan bir nevi arkasında ben vardım. Fake yaptı yani. Hem fake yaptı yani. Orada da yani gelen topa direkt vurdum yani tek top halinde. Bu şekilde yani kaleye gönderdim. O da şans mı diyelim artı ne nedir diye. Tamam bak bravo tebrik ediyorum. Sen doğru söylüyorsun. Yani şimdi mesela birisi bu futbolda çok olmuştur. Sallama bir top vuruyor. Top gidiyor gol oluyor. Diyor işte ben bilerek. Ama yani tabii ki o ayrı bir şey zaten. O becerisi ayrı bir şey. Senin bir şey söyleyecek herhalde Ramazan. Ben yine o maçla ilgili bir şey söyledim. O maçta herhalde şey, arkadaşlar çok yeni maç oynadığı için karşı tarafın bizden biraz fazla üstünde diyebilirim yani teknik açıdan. Ama tabii hani bizim ayrı bir güç motivasyon vardı. Biz 1-0 geriye düştük. Öyle ki son dakikalara doğru biz yani diyebilirim ki tek kale bir top oynadık o şekilde. Maç esnasında onların kalitesi dahi sarı kart dediği kaleden çıktı biz yine gol atamadık. Yani o boş kale bile biz gol atamadık bitirdi. Son saniye ama biz hani maçın son saniyeleri oldu farkında değildik işte. Bir anda gelişen bir atakta penaltı konu. Nasıl hani Allah yardım etti öyle söyleyeyim yani ben. O esnada ben Ömer'in nereden geldiğini hiç görmedim. Ona bıraktım bir anda topu. Herhalde hani şimdi biz gitsek hani pozisyonu bir daha yapmaya çalışsak bir daha o topu kaleye girmez yok o imkansız bir şey gibi hani imkansız değil bir şeydi. Biz zaten top kaleye girdi tam olarak da maç bitti. Zaten maç bitmesi Rafi'nin bütün motivasyonu moralini her şeyi kırdı. Ondan sonra daha motive bir şekilde her şey bizim istediğimiz yönde gelişti evet, ki... Tekrar Ömer'e vereceğiz mikrofonu. Çünkü Ömer ilk başta da es geçti susmayı. Zaten biz bu hazırlandığımız zaman takıma yeni yeni arkadaşlar katılmıştı. Hani turnuvaya gittiğimiz zaman hani ben kendi şahsım olaraktan konuşayım hani fazla hani şampiyonluk gibi bir şeyimiz yok yani şampiyon olacağız diye. Ama oraya gittiğimizde hani kendi arkadaşlarımız arasında yeni takıma gelen arkadaşlarımız arasında olan samimiyet yani saha içerisine de yansıdı. Bu şekilde bizim de elde ettiğimiz başarılardı yani birbirimize güvenimizdi. Ya bu şekilde başarı elde ettik. Evet şimdi arkadaşımız nasıl arkadaşımız takım için mesela şampiyonluğun en önemli özelliği arkadaş. Yani arkadaşlık olmadan arkasına biraz kaynıyor şu anda. Arka taraf kaynıyor şu anda. Yani sizi zapt etmek valla çok zor. Yeminle.
ben öğretmen olarak ben şeye yeni başlamıştım, küçük makine yeni başlamıştım. Bu maç hakkında yakın tutalım. O maç hakkında bir şey demek istiyorum. Bu maçta benim hatam yüzünden gol yedi. Hatayı yapan da çıktı. Bak, bravo, tebrik ediyorum vallahi. Şimdi kimse demez ha canlı yayında. Hata benim değil. Hata benim, günah benim. Burada yerleseydik ben o acıyı unutamazdım yani. Evet. Ha, doğru söylüyor ama bakın ne kadar cesurca diyorum. Şimdi ben sormadım değil mi? Hani golü nasıl yediniz? Sormadım. Kimin yüzünden yediniz? Değil mi? Bak itiraf ediyor yani. Arkadaşınız hakikaten cesurca bu kadar kişinin elinde canlı yayında diyor ki yenilseydik o maç ben kendimi affetmezdim zaten. Ben takıma geri girmiştim ve biz. Hocam bana bir şans. Senin mevkin neydi? Orta sağ. Orta sağ. İşte. Babana şans vermiyordu ve şey oldu. Ve hep maçları oldu. Yarık ve maçta işte hatta hatta bana biraz kızdı. Sonra arkadaşı ona da golü attı. Peki o son dakika golü attığınızda ne o zaman ver ona. Sevda Hoca'ya ver. Evet. Ne oldu yani o 90'ın 70. dakika 70. dakika. Valla ben yani o anı zaten anlatılırken tekrar yaşıyorum. Biz zaten o neredeyiz ben anlamadım. Yani o kadar büyük bir heyecan yaşadık ki dedik tamam yani o bizim için final maçı gibiydi. Yani o derece heyecanlandık. Yani inanın ben nerede olduğumu hiç hatırlamıyorum. Yani o golden sonra ben neredeyim hiç hatırlamadım. Reis Hoca'nın sesi yansıyordu. Şimdi biz yarı final maçı oynuyorduk ama bizim için finaldi. Niye bizim için finaldi? Grup maçlarında Malatya Spor ise zaten yenmişti. Yani finalde onu yenebileceğimize çok böyle emindim. Bunun için öncelikli hedefimiz Gaziantep'in temsilcisi olan liseye inmemiz gerekiyordu. Ev sahibi. Ev sahibi ve o turnuvanın hakikaten bir numara favorisiydi. Orada milli takımda oynayan bayağı sporcu ama iyi de takım. Yani hepsi yaklaşık 4-5 yıldır hani futboldan işte köyler başlamış. Onlar da bizim yaptığımız gibi yapmışlar. Yani ve beden eğitimi öğretmenleri de o gece. Şimdi öyle olunca çok iyi bir takım çıkıyor. Ve Gaziantep'te bu işte diğer şeyde, Türkiye'de bir numara. Ha, bizim onları yenmemiz artık bizim şampiyon olmamız anlamına geliyordu. Kaldı ki bizden başka yani yarı finalde zorlandığımız kadar yarı finalde zorlanmadı. Biz maçı öyle o rahatlıkla almış olduk. Şimdi ben burada oynayanlar değil de sonradan motive olan çocuklar için şeyler söylemek istiyorum. Hocam buraya bir reklam gireceğiz. Çünkü hem arkadaşlar da sıkıldılar çünkü 40 dakika ders değil mi? Yani grup ders mi? 80. İşte ben 80 dakikayı kaldıramıyorum. Açık söyleyeyim size. 40 dakikayı zor kaldırıyorum. İbrahim reklamımız hazırsa bir ara verelim. Reklam arasında da çayımızı kahvemizi içelim. Bir blok çay kahve. Burada ne varsa içersiniz. O da bizim medya unlu mamuller mikrofonu. Söyleyeyim size sevgili arkadaşlar bunu da ifade edeyim. Medya unlu mamullerine de teşekkür ederim buradan. Arkadaşımız var. Artın arkadaşımıza. Dedim ki valla bak okumuş gitmemiş bir şey çıkarsa canlı yayında onu da söyleriz. Güzel sonunu da söyleriz. Reklamdan sonra güzel bir deyim onu da ifade edeceğiz. Evet sevgili izleyenler çok kısa bir ara vereceğiz. Yaklaşık bir 10 dakika bir ara vereceğiz. Arkadaşlarımız da biraz da heyecanlarını dağıtsınlar diye bir 10 dakika ara vereceğiz. 10 dakikalık aradan sonra Ali Sanatiboğlu ile gündem devam edecek.
Burada var, istiyorsan izleriz. Bir anda yayına hemen verdi. Biz de açtık açtık. Sağlıyla kamera bağlantısı. Ama canlı yayında bazen böyle şeyler oluyor sevgili. Evet, kısa bir ara içerisinde reklamlar, reklamların ardından da programın son bölümünde konuştuğumuz Gaziantep maçının penaltıları vardı. Ve bunun sevinçlerini ekranlara yansıttık sevgili arkadaşlarımız. Evet, Seyda Hocam da istekler. Hocam görüntüleri de izledik. Şimdi tabii ki burada Çin Hockey takımını kontrol etmişiz ama şimdi okul sporları siz okul okurken hemen hemen aynı yaşlarda siz benden küçüksünüz gerçi bir evet, yıl 20-25 yaş bir çizimde yani siz de sizler yapıldığında dünyaya gelmiştik herhalde bilmiyorum. Şimdi benim okuduğum dönemde okul sporları çok daha farklı. Bilmiyorum yani işte Atatürk sesinde mesela bir basketbol çalan öğretmenlik hastalığı öğrenciyken birinci maç yine Diyarbakır Merkez Ortaokulu'nun ikinci kitaba Kemal İlk Öğretim Okulu'nda o zamanki ismiyle Merkez Ortaokulu'nda lisede de Diyarbakır kısmında futbol oynadım. O zamanlar ki dönem çok farklıydı. Hiç hocalarımız bize baktığında da hep bir
Doğru. Sadece beden eğitimi hocalarımız bize bakmıyordu. Evet. Ben hocalarımızın bu alanı burada da diyordu ki dersini yapsaydın beni ilgilendirmez falan diyorlar. Doğru. Şimdi mesela o dönemde bu dönem arasında bu takımların oynamanın farkını nasıl görüyorsun? Neler fark var mesela, ne fark var? Mesela bir kere salon imkanları etki oranında daha fazla. Daha fazla. İşte her ne kadar saha soracağım saha konusunu söyleyeceğim. Evet. Yetersiz olsa da yine bugünkü şartlarda hiç sahamız yok. Bir Diyarbakır Atatürk Stadyumu var. Doğru. Bir de yanındaki Çin bulunan yan saha tabir edilen yer vardı. Doğru. Bunun dışında İmkanlar işte Şirmeliye, çok kısıtlıydı. Seyran Tepe spor tesislerinin olduğu alan hiç yok. Yoktu doğru. İşte, ne Beyaz Tepe işte var. Ne Seyran Tepe. Evet, 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 evet. Bu kadar tesis, bu kadar saha, her arkada yeter. Belki Türkiye'nin en az spor kompleksi olan kentlerinden biriyiz. Yozgat'tan bile daha az. Doğru. Yani zaten benim ilk sporla tanışma Ziya Kapalı Spor Salonu'nda o zaman işte bir şey voleybol kursu veriliyordu. Ben ortaokuldaydım o zaman. O zaman ilk işte tanışmıştım voleybolla, fakat hani bunu geliştirebilme imkanı çok fazla bulamadık. Lisedeyken de birdenbire kendimi handball takımında buldum. Handbolcuydum o zaman lisedeyken. Ama dediğim gibi yani hiç doğru düzgün hiçbir şey yoktu. İmkanlar kısıtlıydı. Sen yok yapsın Serdar. Evet evet, o zamanlar öyleydi. Rahmetli Serdar vardı. Sertaç. Sertaç. Doğru. Evet. Doğru. Yani çok iyi bir handbolcu. Evet. Mekanlı cennet olsun. Evet. Abisi de bizde oynuyordu Serdar. Evet, Yardım Lisesi'nde oynuyordu. Biz abi kardeş rakip de oynuyordu. Şimdi işte o dönemlerde ama fazla geliştirebilme imkanı bulamadım. Ondan sonra zaten beden eğitim bölümüne hazırladık. O şekilde biraz sporu hani kendi çabamızla bir yerlere götürebilme imkanını kendi kendimize yaratmaya çalışıyorum. Üniversiteye handboldan mı girdiniz hocam siz? Yok. Ben üniversiteye voleyboldan. Ha, voleybol. Voleyboldan girdim. Ama tabii ben şöyle düşünüyorum kendi adıma. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Veysi Hoca gibi bir hocayla tanıştığım için. Gerçekten öyle. Çünkü spora bu derece önem veren insanlara çok ihtiyacımız var. Yani sadece işte gönüllülük esasına dayalı. Kesinlikle gönüllülük esasına dayalı. Zaten altı dolu olan şekilde, hani bu şekilde görebiliyoruz. Gönüllülük esası varsa bir olayda bir şeyler vardır. Yani o yüzden ben kendimi çok şanslı addediyorum açıkçası. Çünkü ben de Çim Okey'ni inanın yani diğer sporlara göre o kadar çok sevdim ve o kadar çok böyle ben de en azından hani kendi imkanlarım dahilinde her türlü şeyi, her türlü çabayı gösterebileceğimi gördüm. Ve ben gerçekten kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi çocuklar en azından bizim eskide işte spor yapabilme olanağımız yokken şu an en azından hani tabii ki şu an 4-4'lük diyemem. Fakat şu an spor yapabilme isteğine sahip olan çocuklar en azından kendi yetenekleri dahilinde geliştirebilme imkanlarına sahip oluyorlar. Bir de hocam, bize göre daha iyiler. Şöyle baktığımız zaman bir de okul müdürünün çok önemi var. Çok. Kesinlikle öyle. Ömer Bey'in spora bakış açısı nasıl, çok fazla muhabbet edemedik ama panele geldiğimizde Masterlar Derneği olarak yani kendisine spor geçmişi çok fazla yoktu da evet. Hani bizleri desteği ben gerçekten hani desteği büyük. Evet. Yani zaten aslında, bu önemli ya. Tabii, benim spor tabii. Yapmışım, kesinlikle işte destek öyle. Olmuşum çok önemli değil. Önemli kesinlikle olan, öyle. Sporu sevmek önemli. Tabii. Yani spora gönül vermiş işte. Bak bu kadar genç işte ben iyi örnekleri senin yani üniversiteyi kazanmış. Kesinlikle öyle. Bir takıma gitmiş. Veya yine diğer arkadaşımız Fransa'ya gitmiş. Tabii. Bunlar yok çok dışında. Önemli şeyler. Yani bugün ben şunu derim. Yarın bu arkadaşlarımızı ekranda bir maçta görsem derim ki ben de bunları televizyona çıkarmışım. Bak ben bile kendime bir pay çıkarabilirim. Siz ki hocalarıysınız, işte idarecileri, reis hocam, antrenörlüklerini yapın. Evet. Hocama dönelim. Biraz antrenmanlarını soralım. Nasıl oluyor bu antrenman? 16 kişiden oluşuyor takımın toplamı. Antrenman nasıl yapıyorsunuz? Kaça kaç maç yapıyorsunuz? Mesela koşu yapıyorlar. Nasıl antrenman nasıl var arkadaşlar? Bunu sadece ben yine
Sayın Hocam. Bunların başlarında yine yardımcı hocam, yardımcı hocam. Sen nerede yapıyorsun zaten orada? Selam. Peki bunların imkanı, bunların oraya gidişi, gelişi, işte okuldan çık, eve git, evden topla, bunları nasıl? Antrenman yaptığımız salonu hafta sonları hem
polis, şehit jandarma Tevfik Pehlivan İkretme öğrencilerini hem de Kaplar Lisesi öğrencilerini birlik sesine taşımana getirip hafta sonları hocalarımız orada çalışıyor. Evet, şimdi az konuşanlara gidelim. Şu ikizler hiç konuşmuyorlar. Siz de Arçil ile Şota gibi misiniz? Evet. Tanıyor musunuz Arçil ile Şota'yı? Hiç duydunuz mu? Duymadınız mı? Arçil Şota Türkiye'ye gelmiş ikizler içerisinde birbirlerine duygu olarak paskileri atılır, nerede olur diye Trabzonspor'da yön tutup bulucuydu. Şimdi Şota Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Siz beraber mi oynuyorsunuz yoksa biriniz oynuyorsunuz, biriniz yedek misiniz? Yani ara sıra beraber oynuyoruz. Arkadaşlarımızla, bazı arkadaşlarımızla oynuyoruz. İşte, yani sen hangi mevkide oynuyorsun? Ben forvet. Ha, biriniz forvet, biriniz defans. Bu kötü işte, keşke ikiniz de çift forvet oynasaydınız. Belki o duygu hissedebilirdiniz. Evet. Nasıl yani mesela şimdi etkiliyor mu seni? İşte kardeşin oynuyor, sen oynamıyorsun ya sen yedeksin oynuyor. Hayır, normalde hocalarımız bizi beraber oynatıyor. Ve hiç ayrım... Beraber oynatmasalar sıkıntı olacak gibi geliyor sanki. Sporda bu vardır. İşte yedek beklenen hoca iyi değildir derler. Siz öyle düşünüyor musunuz? Hoca iyi değildir. Yedekler kim? Kim yedek bu takımda böyle? Hani kanepeyle bütünleşmiş kim var? Var mı kanepeyle bütünleşmiş? Hepiniz 11'de mi oynuyorsunuz? Şimdi yaş... Sen yedeksin. Ha, yaş kategorisine göre değişiyor. Evet. Var mı böyle? Forvet'te kaç gol attın mesela? Finallerde oynadın mı sen? Yani şeye gittim. Gaziantep'te oynadın mı? Hayır, oynamadım. Ozan ilk oynadın mı? Hı hı. Evet. Sen nereye gittin? Ben çok turnuvalara gittim. Yani hocamız bizi bütün turnuvalara götürdü sayın. Mesela kaç gol attın güne kadar? Eskişehir'de 14 yaş altında 10 tane gol, yakın 10 taneye yakın atmıştım. Vay, kaç asist? Buradan söyleyin ki belki transfer olursunuz yani. Bakın millet 2 gol atıyor, 2 golle nerelere gidiyorsunuz? Sen 10 gol atmışsın, hala can tipi atıyorsun. Öyle hiç yok. Evet, stopere verelim. Nasıl, stoper mi? Hangi mevki kolay? Çin okeyinde en kolay bir öndeki kalkmasına gerek yok. Öndeki otursun. Ne can? Öndeki kolaydır, onu ekrana almak kolay. Çin okeyinde en kolay mevki mesela hangisi dersin? Bence en kolay orta. Neden mesela orta saha? Orta saha çünkü mesela... Top dağıtan normalde spora baktığımızda ortada oynayanlar en zordur. Hem savunma yapacak hem topu ucuma taşıyacak. Ama benim için orta saha daha iyi. Daha kolay diyorsun. Evet. Çünkü forvet... Arkadaşlar biz orada konuşursak onu anlayamayız. Evet. Forvet'te koşma var, defansta topu kaçırmama var. Orta saha ise topu kaçırsan... Arkada 4 tane adam aynen bekliyor, 4-5 tane bekçi var orada. Aynen. Forvet gol atamazsa bir daha ikisini de atar. Aynen. Ama savunma hata yaparsa gol yersiniz. Aynen. Mesela stoperliğin en zoru nedir sana göre? Bir de stoper sen ne? En zoru... Pardon. Kontra atmış. Yani kontra yediğinizde arkadaşlarınız dönemiyor. Evet. Yani. Peki kızıyor musunuz? Mesela saha içinde hiç konuşur musunuz? Birbirinize bağırır mısınız? Evet. Ara sıra ödüyor ama çok fazla değil. Yani işte niye sen koşmanın adam seninle niye tutmadın? Aynen. Niye o topu tutmadın? Yani zor topta görünmüyor ki zaten. Biz büyük topu görmüyoruz biz bazen. Siz o küçük topu nasıl görüyorsunuz maalesef diye. Evet, mesaj var. Onları okuyalım. Konuşmak isteyen söz hakkında olsun. Sen konuşmak... Sen hiç konuşmadın. Ben saklandım. Niye? Ver mikrofonu ona. Evet, şöyle gönderelim. Ben mesaj okurken. Demiş ki izleyicimiz... İBB Kiptaş Sesi Çin Hokey takımını ve hocalarını tüm içtenlikle tebrik ediyorum ve başarılarının devamını dilerim. Yusuf Akten'i göndermiş. Evet, ben tanımıyorum. Tabii siz tanıyorsanız söyleyin. Spor, bireye alan markajını, taktiksel durumu, disiplini, zamana karşı yarışı, ahlaklı olmayı öğretir. Ne dersiniz? Bunu öğrencilerimize sorabilir misiniz? Demiş. Zor bir soru sormuş. Ağır bir soru. Telefonun numarasına baktığım zaman... Kim sordu bu soruyu? Sizlerden mi geldi soru? Bu soru sizden gelmez zaten. Sizden gelse siz şu anda Show TV'de, HTV'de, Lig TV'de olurdunuz. Bir öğretmenden gelmiş, bu bir beden eğitimciden gelmiş gibime geliyor. Numarasını sonra Seyit Hocam'a vereceğim. Evet, bunun cevabını da ver. O zaman verebilecek misin bu soruya cevap? Veremeyeceksin sen. Evet, verebilirsin yani. Diyor ki, bak çok kolay bir soru sormuş. Spor, bireye alan markajı. Yani şimdi alan markajı demek alan savunması demek. Yani
birebir savunma değil, adam adama değil, alan savunması demiş. Taktiksel durumu, savcının size taktik veriyor, diyor ki arkadaşlar bu taktik veriyor. Ondan sonra ahlaklı olmuyor, bak en önemlisi. Yani kişilik, ahlak çok önemli sporda demiş, öğretir. Ne dersin, sence bunları spor öğretiyor mu? Kaptan çağırıyor, kaptanınız kim? Senin sen misin kaptan? Bu mezun olduğunda kaptanlık bandında mı yok? O geçen sene şimdi kaptanlar Ramazan. Evet, Ramazan'a ver o zaman. Evet, kesinlikle doğru mesela. Mikrofonu yakın tutuyoruz. Evet, evet kesinlikle doğru mesela adam adamın arkadaş yani alan savunmasına göre değil. Alan savunması herkes kendi alanında oynarsa oyunu daha rahat bir şekilde yayabiliriz. Ve yani bazen kilit oyuncular vardır ve o kilit oyuncuları hocamız bir kişiye markaj vererek onu yani tutmasını sağlıyoruz. Peki spor ahlaklı olmayı öğretiyor mu? Evet hocam. Peki bu ahlaksız sporcular niye çıkıyor? Çok var Türkiye Ligi'nde işte izliyoruz. Hakem döven mi ararsın? Tribüne zıplayan mı ararsın? Mesela siz spora başlamadan önce, sen buna cevap ver. Spora başlamadan önce nasıl bir ahlak yapısına sahip? Spora başladıktan sonra bunu ne derece değişti? Yani bizim tanışma sayıdık. Yani biz şimdi şu an hokeye tanışma sayıdık. Şu an nerede olduğumuz belli olmazdı. Bu hokey sahasında güzel bir yere sahip olduk. Ve yani küçüklerimizi alta saygı ve sevgi üretiyoruz. Evet. İhsan abi demiş, ben Mahsun Nergis Sevda hocam. Benim de olmam lazımdı ama bir şey olmaz, iyi yayınlar demiş. Mahsun göndermiş. Mahsun getirmemişsiniz. Niye? Mahsun Nergis. Takımda yok mu? Demiş ki hocam benim de olmam gerekiyor demiş. Acaba Eyvan grubundaki olabilir mi? Valla bilmiyorum, ben numarasını sevmem. Eyvan grubunda. Ben daha sonra onunla görüşeyim ama. Şimdi bizim bir de Eyvan grubumuz vardı okulda. Evet. Oradan bir öğrencim olabilir. Onları da artık ayrı bir güne artık. Şimdi dur. O tam daha güzel değil mi arkadaşlar? Şarkılı türkülü daha güzel olmaz mı? Peki. Oradan biraz bahsedelim, sonra spora tekrar döneceğiz. Müzik tamam. Ruhun gıdasıdır biliyorsunuz. Kesinlikle hani sporda öyle. Da müzik olmasa işte aerobik var mesela spordur. İşte müzik eksikliğini yapılıyor. Maç önceleri müzik çalıyor, millet ısınırken bu müzik ne göre ısınıyor. Çok güzel oluyor. Diyarbakır'da statta Kürtçe müzikler eşliğinde ısınma daha farklı bir hava. Orayı biraz Eyvan grubunu anlatalım. Okulda mı bu grup? Evet yani. Ne, kimler var, kaç kişi var? Şimdi 2 yıldır bu grubu ben çıkarıyordum. Hı. İşte bir 8-9 hatta 10 kişiydi bu grubumuz. Ben daha önce TRT'de de görev almıştım. TRT'de. Bir yıl evet TRT'de çalıştım. Daha sonra bunu hani çocuklar... TRT vermiş. Evet yani, radyoda. Radyoda evet. TRT'de biz işte şey yapıyorduk işte kasetler falan çıkartıyorduk. Onlar Ankara'ya gidiyordu. Hı-hı. Şimdi bu şekilde çalıştım. Hani bu da bende saklı kalsın istemedim açıkçası. Çocuklarla da bunu paylaşmak istedim. Hani onların o yeteneklerini farklı yönlü çocuklar olabiliyor. Farklı yönlü yetenekli çocuklar olabiliyor. Ben baktım onlar müzik alanında yetenekli. Onlarla da bir grup yapmak istedim. Sonra Eyvan grubu çıkardım. Diyarbakır Türkleri. Diyarbakır Türkleri'den oluşuyor. Söz mü, bir gün getirir misiniz buraya? Bir programda onlarla şimdi beraber şöyle, mezun olanlarım var benim. Gelsin mezun olanlar da gelsin. Şu başka şehirlerde okuyanlar var. Onları da getirdim. Eğer onları onları toparlayabilirsem. Yerlerine transfer yapamadın mı hocam? Valla bu yıl henüz daha o girişimi ben bulamadım açıkçası. Kaç gitti şimdi o Eyvan grubunun kişi? Yani bir 5 kişi falan gitti. Yarıya yarı. Yani yarıya yarı. Şimdi diğer geri kalanlar da. Valla şuraya böyle bir halı sereriz. Otururuz. Türkü şarkı sabaha kadar çalarız. Yani onları toparlayabilirsem. Tabii ki getirdim yani. Çok güzel olur. Onların açısından da çok güzel olur. Evet. İşte 2 yıldır yapıyordum bunu okulda. Belki de o çocuklardan biri olabilir. 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 Mahsun Nergis bu isimde. Evet mesajlar çoğaldı. Programın sonuna geliyoruz ama. İBB Kiptaş Lisesi Çim Hokeyi takımının hedefi ne? Lütfen oyuncularına ve hocalarına sorar mısınız? Şimdiden teşekkürler. Yusuf göndermiş. Yusuf Abdere. Hocama soralım. Nedir? Türkiye şampiyonu olduk. Ya biz Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi geçen yıl doğrusu okul sporlarının ilk sene olması münasebetle Avrupa Hokey Federasyonu buna gerekli yarışmaları geç kalmış isteği federasyonundan dolayı Avrupa'ya gidemedik. Biz bu yıl tekrar şampiyonluk Avrupa'ya gitmek istiyoruz okul sporlarında. Bu çocuklarla ilgili eğer hedefi soruyorsa bireysel olarak da Türkiye'de çünkü üstü şampiyonluktur. Başka bir şey yok. Ama çocuklarla ilgili
veriyorsa bizim hedefimiz bu çocuklarımıza gelecek anlamda hayatlarına olumlu bir yön vermektir. Peki hocam hemen şunu soralım. Aslında soru sorayım. Doğru yok. Ben hiç soru hazırlamadım. Benim yapım bu. Yani ne geldiyse onu sorarız. Veya işte aklıma takılanı sorar. Burada da soru yok. Burada da soru. Burada geliyor. Mesaj da geliyor tabii ki. Şunu sormak istiyorum. Mesela milli takım bu işin en üst düzeyi. Bu çocuklar bu işten para kazanabilecek. Onu sorayım. Ben ekonomisini sorayım. Şimdi elit sporcu ne kazanır? Ne kazanır? Bunun kazancı nedir? Ya şimdi hani bu branşı veyahut diğer amatör branşları futbolla kesinlikle karşılaştırmamak lazım. Yani bu tür branşlarda öyle paranın çok olduğu branşlar değildir. Ama mesela kendini tamam trilyondan falan zaten umudumuz yok da o kadar değil. Hani bir Burak Yılmaz'ın aldığını istemiyorlar arkadaşlar. Buranın aldığını istemiyorlar. Ama kendilerini idame ettirecek, hayatlarını idame ettirecek bir para kazanabilecekler mi bunlar? Yani bugün itibariyle şimdi Türkiye'de doğrusunu söylemek gerekirse kazanma şansları yok. Para. Şu an için. Evet. Yani en fazla kendilerini idame ettirebilecek bir şöyle şimdi asgari ücret civarında para kazanabilir. Bu da Türkiye'nin en elit takımında kazanan takımın kazandığı para budur. Gerçeği budur. O zaman bu arkadaşların farklı işler yapması işte hobi olarak da bu sporu yapmak. Hayır. Yok. Öyle düşünmemek lazım. Bunun yanında bakıyorsunuz ki beden eğitimi bölümlerine girişin bu kadar zor olduğu bir hayatta bu onlar için bir anahtardır. Ceplerinde bir jokerdir. Beden eğitimi bölümlerine çok rahatla girip öğretmen olabilir. Veyahut gençlik spor müdürlüklerinde antrenör olabilir. Ya da spor uzmanı olabilir. Biz onlara bununla ilgili geleceklerine yardımcı oluyoruz. Benim ilkokuldan alıp şu an üniversitede son sınıfta okuyan, daha doğrusu mezun olan öğrencilerim, öğretmen olan o genç öğrencilerim vardı. Evet. Bunlar her şeyi para dökmediler. Ben sporcularda bunu görmedim. Ama oluyor. Diğer takımlardan bizim sporcularda teklif geliyor. Transfer teklifleri falan geliyor. Ama derseniz çok büyük para mı? Yok çok para yok. Ben dedim gibi alacakları bir şartlarına büyük para asgari ücret çağırdı. Bugün bunun yanına bakıyorsunuz ki milli olan sporcular üniversiteye giriyorlar. Üniversitede devlet olarak 1000 liraya yakın mesela bir yardım yapıyor. Burs veriyor. Bu bir öğrencinin hayatını idame ettirebilmesi için yetiyordur. Bizim çocuklarımıza da maddi anlamda sağlayabileceğimiz en büyük katkı budur. Zaten okulların herhangi bir bütçesi yok. Kulüplerimizin de böyle bir bütçesi yoktur. Yani bu sporculara para verip çalıştırabilecek şeyde. Ama Türkiye'de şartlar neyi getirir? Ya da başka nasıl olur? Bunu derseniz ben olmaz bakarsınız ki 3-5 yıl sonra bunlar daha farklı yerlerde para kazanabilecek sonra gelebilir. Ama şu an her zaman baktığımızda evet biz hiçbirine para vermiyoruz. Ama ben hedef konusunda yine söyleyeyim. Soru soran izleyicimiz tabii ki o hedefle ilgili şampiyonluğu bize az görüyorlarsa vay ötesi mi? Tabii ki isteriz. Yani ama herkes şey olmasın bunun isteriz. Üstü yok. Varsa biz bilmesin. Evet. Ama dediğiniz gibi Avrupa'ya gitmek tabii ki. Kesinlikle. O da bizden kaynaklanan bir sorun değildi. Sonuçta bu işin Avrupa'sı var. Futbolunda, basketbolunda, voleybolunda, okul sporlarında Avrupa'sı varken sadece geç kalmış bir zamandan dolayı gidilemedi. Ama bu sene tekrar şampiyon olup geldiğimiz hedefin, geldiğimiz noktanın tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Evet. Şaban'a verelim. Şaban boşuna demedi hani iş yapmanız olacak. Çocuk işi biliyor. Yani 800 lirayla bu devirde nasıl geçinecek? Asgari ücretle. Şaban, şimdi hedefinde Çimurki'nin yükselmek var dedim. İnşaat mühendisi olmak. Evet. Hangi ortaokuldan geldin? Lise? Şey ben 700. yıl ortaokuldan geldim. 700. yıl ilk öğretim okulundan geldim. Evet. Tabii sen geçtiğinde herhalde 4-4-2 değil. 4-4-4 pardon. Aklımız yine futbola gitti. 4-4-2 gitti. Karıştırıyoruz zaten hatırlatma sistemlerini. Şimdi inşaat mühendisliğiyle sporu birleştireceğim değil mi? Evet. Mesela nerede okumak istiyorsun? Nereye hedefliyorsun? Hı. İçimizde tek üniversiteyi ciddi anlamda düşünen arkadaşımız. Şevval Çelik Üniversitesi'nde burada yaşamak istiyorsun. Evet. Nerelisin? Buralısın. Hocam, hangi ilçe? Eylül. Eylül'sün. Evet. Zazasın. Yok Kürt. Ha, Zaza değilsin. Kürt tarafı. Siz Zazasınız herhalde. Siz de mi Eylül'sünüz?
Aynı köyünden. Vahşiler. Vahşiler köyü. Evet. Biliyorum o köyü. Yani Eyüp, Diyarbakır'ın en tarihi yerlerinden birisi. Böyle ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Elbette ki Şaban'ın gelecekle ilgili bakış açısı çok hoşuma gitti doğrusu. Evet. Bugün burada öğrendim. Ama bunun yanında mesela Ömer dersine gidiyor. Sonra üniversiteye gidiyor. Evet. İnanın ben ona ilgili bir yine bir mesela hocam şunu da sorayım hemen. Şimdi bu çocuklar dershaneye gidiyor. Ekonomileri belki yetersiz olabilir dershaneye. İçinde gerçi dershane tantanası da devam ediyor. Daha büyüyerek de devam edecek gibi. Yani diyor ya daha bu hamur çok su çekecek hesabı. Çocuklara yani hiç burs veren işte yani bunlar bir başarı elde etmişler. Bu çocuklara neden bu kentteki eğitim camiası da sahip çıkmıyor? Yani işte Ömer gibi veya Şaban gibi veya diğer arkadaşlar yarın dershaneye gidecekler. Ben bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Büyükşehir Belediyesi mesela bu konularda gerçekten çok duyarlı ve kendi sporcularını isteyen sporcularına gönderiyor. Ha bizim olanla ilgili bizden bir talep gitmedi şu ana kadar. Niye gitmedi? Gidecek zaten. Spor ben mesela ben spor mesleğim. Evet. Ömer için söylüyorum. Oğlum dershane ücretlerini ödesinler. Bir zahmet olacak ama. Ya yok onunla ilgili şimdi ben hani hakkını teslim etmemiz gerekir. Yani gittiğimiz kapılardan boş dönmedik çoğu yerlerde. Dönmeyin de yani müsaade edin de zaten, dönmeyin. Evet, özellikle dershane konusunda sadece bir öğrencimiz var. Ömer oldu sene 4. sınıfta okuyan. O diğer çocuklar hepsi zaten şeyler. Bu sene Ömer oldu. Bu sene Ramazan oldu. Biz bununla ilgili Süleyman oldu. Ben babasıyla da görüştüm. Zaten şimdi buradaki mevcut sporcuların hepsi ailesiyle de bizatihi görüşüyorum. Evet. Kime teslim ettiklerini biliyor çocuklar. Evet. Annelerine, babalarıyla. Bu önemli. İnanın hepsinin hemen hemen şey okuldaki okul şifreleri ben de bir dersleri falan çok takip ettiğim olmuş. En tembeli en çalışkan aynısı. En tembeli senin. Ha. En tembeli senin. Evet. Ama bugün baktığın zaman ilk dönem bitti. Üniversitede hiçbir dersi alttan almadan bitirdi yani bu neydi işte. Ama dedi çocuk itiraf etti dedi. Ben okuldan kopma şeyine geldim. Bu hep hepsi için geçerliydi. Ama bakıyorsun ki Selim kime baktı? Abilerine baktı. Evet. Onlar büyükler işte Zekeriya vardı, Engin vardı, İshak vardı takımda oynayan büyük abileri öğretmen oldular, bitirdiler. Onlar onlara model oldular. Evet. Şimdi diğer alttakiler de onlara bakıyorlar. Yani bu sene mesela bakıyorum ki diyorum ki gelin kişiler gözü kapalı ben diyorum ki beden eğitim öğretmenine gelecektir. Diyarbakır'da veyahut Türkiye'nin başka bir şehrinde. Evet. Bu bizi onurlandırır. Şaban'ın inşaat mühendisliği bizi farklı bir yerlere götürür. İnşaat mühendisi de yine bu işi yapar. Tabii ki. Zaten söyledim. Ve o ki hep başka şekilde faydası olur. Yarına bize bir saha yaptırır belki. Evet. Veya proje çizer. Proje çizer. Evet. Bunlar dizayn çizer. Şimdi bekara kar boşamak kolay. Salla gitsin baş ver. Ben, yarın geldi onu parasız çizer. Sen başka bir şey söyle. Bak. Bizler burada abileri benim sporcumdur. Zaten onların vasıtası. O da mı? O da 300 mü? Yok. Ne bileyim bunlar 200 çok kaliteli bir futbolcu. İki ayağını kullanan bir sporcudur. Ve onunla tanışmamız o kadar ilginçti ki bunlar sokakta çöp toplayan kişiler var ya onlardan biri de aslında. Ama o kadar beyefendi, o kadar kalender biri ki hiç hayatı boyunca bir gün örgün öğretim görmemiş. Bir gün boyunca okula gitmemiş olan abileri dışarıdan liseyi bitirdi. Şimdi vatanı görevini yapıyor. Geldiği zaman dışarıdan liseyi bitirdi. Üniversiteye girecek. Şimdi yaklaşık iki aydan fazla da askerdir. İnşallah geldiği zaman askerlikten sonra beden eğitimine gelirdi. Bunlar bu arada beden eğitimine ben kendi sporum kendim aslında. Ben hepsini... Sen spor okulu var. Yok ben onlarla bizzat ben ilgileniyorum. Ha sen... Ben ilgileniyorum. Onlarla ilgili çok değerli hocalarımız var. Valla sen benim zamanımda senin gibi bir hocam olsaydı ben şimdi... Safla. Herhalde Fatih Terim olmazdı ben olurdum diyorum. Yok, yani biz, o kadar yok, biz, şanslı şey, çocuklar. Çocukların mesela şimdi ligde oynadılar, Türkiye şampiyonu oldular. Bunlar için ceplerinde bir joker var. Beden eğitimi bölümleri artık eskisi gibi spor geçmişi olmayanları almıyor. Spor geçmişi olmazsa yani birinin beden eğitimine girebilmesi için Türkiye'de derece veya milli takımlara girmesi ya da bir lig sporcusu olması lazım. Bunun haricinde beden eğitimine girme şansı yok. O münasebetle çocuklarımızın hepsinin ceplerinde şu an o jokerleri duruyor. Bunlar Türkiye şampiyonu olarak onu aldılar. Veya ligde oynayarak o hakka kavuştular. Düşünün. Dicle Üniversitesi beden eğitimi sınav yapıyor. Türkiye Futbol Ligi neyse, Süper Ligi neyse bizim hokey Süper Ligi'nde oynayan bir sporcumuz
aynı kategoride değerlendiriliyorlar. Değerlendirme aşamaya aynı. Evet. Hocam biraz nefes alın. Ben mesajları okuyayım. Çünkü mesajlar geliyor. Düşüncenin temelinde erdemli olmak ahlaklılığı gerektirir. Önceki soruyu gönderen demiş, ismi yazmamış izleyicimiz. İyi yayınlar, ben 2 yıl önceki İBB Kiptaş Lisesi mezunlarındanım demiş. Bizim dönemde spor alanında çok iyi yerlerdeydi. Çim hokeyinde en iyi yerlere gelmenizi temenni ederim demiş bir izleyicimiz. Beysi Koyun Hoca'ya minnettarız demiş. Ailece benim oğlum sokaklarda ayyaş geziyordu. Onun sayesinde oğlumuz kurtuldu demiş. Şimdi estağfurullah yok hocam. Gençlerimiz hakikaten, bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Spor veya sizin gibi çok nadirdir. Bütün hocaları da içine koymak istemiyorum. Bütün hocalar demek istemiyorum. Çünkü o zaman hakikaten idealist, sporcusuna veya öğrencisine değer veren çok sayıda hoca yok. Bunu hepimiz kabul edelim. Her hoca bunu yapmıyor. Bazı idealist hocalar, ben öğretmen her günün mesajımda her zaman şunu ifade ediyorum. Her öğretmenin değil, idealist olan, kendi hakkı kadar öğrencinin hakkını düşünen, savunan tüm öğretmenlerin öğretmenlerinin tabii. Ama düşünmüyorsa, sadece kendi hakkını düşünüyorsa, öğrencisini düşünüyorsa o işin öğretmenler günü tamamı gelmiyor. O açıdan kimden bahsediyor bilmiyorum sevgili izleyicimiz ama çok da önemli değil ismi. Önemli olan sonuç. Eğer siz bu sonuçta bu çocukları madde bağımlılığından, dışarıda boş boş gezmekten, işte dersinden vazgeçmiş, okulundan vazgeçmiş bir halde alıp bunları tekrar eğitime kazandırmak, sporcu yapmak, yarın işte dediğiniz gibi Türkiye şampiyonu olanlar veya milli takıma gidenler veya liglerde oynayanlar en azından cebinde beden eğitimi sınavında bir artısıyla gidecek. Yoksa giremeyecek zaten o sınav. Hocam mesajlar var. Benim soru kardiyo durumları nasıl gerçekten? Spor başarı sağlıyor mu diye bir soru var. Hocam bütün şifreler sende, buradan da bakabiliriz. Ben evet ona istiyorsan. Hemen cevabını ver hocam. Ben sporun onların hayatlarına olumlu etki ettiğini bizzat da görmüşüm. Bunu okul idarelerinden de görüyorum. Çünkü gidip konuşuyorum. Oradaki öğretmenlerinden de görüyorum. Çocuklarla da konuşurca onlara bunu söylüyorum. Diyorum ki sizler şampiyon olmuşlarınız, sporcularınız. Farklı sokaklarda bazı hareketleri yaparak ve örnek olarak gösteriliyor. Sizden sonra gelecek arkadaşlarınıza da örnek olmak zorundasınız. Yani sporun eğitiminizde ne kadar önemli bir rol oynadığını arkadaşlarınızda sizden sonra gelecek nesile göstermek zorundasınız. Böyle bir sorumluluğunuz var. Abileri şimdi beden eğitiminde okuyan büyükleri ya da öğretmen olanlar hakikaten de çok mütevazi ve çok da bu işle ilgili gerçek anlamda gönül veren. Ha biz ne yapıyoruz? Biz hocalara imkanları onlara yaratmaya çalışıyoruz. İşte ben bundan yaklaşık 2 ay önce bir antrenör bursu açtım. Benim büyükler takımında oynayan tüm sporcuların belge aldılar. Benle aynı seviyeye geldiler. Yani antrenör oldu onlardan. Evet. Bunlar yarınki günde arkadaşlarını onlara eğitecekler. Diyarbakır'daki spora onlar yön verecekler. Ve onlar benim görmediğimden fazlasını görecek. Çünkü onlar sporcu olarak yetişti. Bu branşın içine yetişti. İlk yaptıkları işte. Bunlar da bilmiyor. Daha öncesinde futboluna baktım. Veya önce başka branşı yapmadım. Ben futboldan gelmeyeyim ama hokeyle gittim. Ama bunlar hokeyden başlayıp hokeyle gitti. Evet. Bunlar tabii sana göre çok çok avantajlı dostlar hocam. Ben bir de başka bir şey söyleyeyim. Yani çocuklar gidip madde bağımlı falan inanıp ben... Ben bunun için demiyorum. Ben genel spor anlamında... Spor anlamında... Diyarbakır'da ne yazık ki spor anlamında işte platformlarda konuşurken sanki Diyarbakır hepsi madde kullanıyor. Ve sanki biz hepimiz de sporcularımızı o madde bağımlısı sporcudan seçmişiz gibi bir algı oluşuyor. Hayır, böyle bir algı yok. Ben onu hemen açayım. Şimdi bakın, biz mesela dernek olarak şöyle bir projemiz var, Masterlar Derneği olarak. Dedik ki, şimdi parayla yaz okulu herkes açar. Evet. İşte 100 lira getirelim, kaydedelim. Evet. İster yetenekli olsun, ister 200 kilo gelsin, hani tonmuş gelsin. İşte parasını veren herkesi yaz okuluna, işte futbola, basketbola, voleybola kaydeder. Biz bunu düşünmedik. Dedik ki, bunu Sayın Valimize de aktardık, İl Valime de aktardım, Sayın Kıraç'a. Dedim ki Sayın Valim, bizim derneğimizin projesi kapsamında şöyle bir düşüncemiz var. Ailesinde anne baba geçimsizliği yaşayan, şiddet yaşayan, derslerinde başarısız olan, efendime söyleyeyim işte ekonomik durumu çok düşük olan. Ben biliyorum, çoğu
öğrencimizin, öğrenci kardeşimizin cebinde para bulmadan aç açına o 4-5 saati okulda geçirip eve gelip belki evde de yemek bulamayıp gidip çalışan, evine ekmek getiremeyip ondan sonra yemek yiyen bir sürü arkadaş tanıyorum, genç kardeşimi tanıyorum. Biz bunlarda, bunlara yaz spor okulunu ücretsiz verelim. Sağ olsun Murat Yiğiter de bu konuda eski Diyarbakır spor takım kaptanı, profesyonel liglerde Diyarbakır'dan çok top oynamış Şehir Sunay'la birlikte bir isim, tanıdığımız, sevdiğimiz bir isim. Bir halı sahası var, Yiğiter halı sahası. Hemen Dicle kent civarında. O da dedi ki benim sahip size feda olsun. Gibi isimlerini vermeyeyim, birbirinden değerli birkaç tane hocamız dedi ki biz ücretsiz olarak gelip bunlara futbolda, basketbolda, voleybolda, hangi dalda olursa olsun. Şimdi ilgilere sen söz veriyorsun. Ben sağ ol, var ol, yüreğine sağlık. Malzemeleri, evet. Ekip malzemeleri hocaların yaz okulunda nereye isterseniz. Sağ tahsisi için ben yapıyorum. Evet, bak, çalışırız. Şimdi bizim amacımız, biz demiyoruz ki her spor yapan, işte şu arkadaşımız, bu arkadaşımız, madde bağımlısı veya işte esnaf kullanıyor, ne bilmiyoruz. Ama bunlara ücretsiz bu eğitimi verebilmek en büyük hedefimiz bizim dernek olarak, birinci hedefimiz. Mesela ilk hedefimizi sizde gerçekleştirdik, Kiptaş sitesinde. Biz çok memnun kaldık, arkadaşlarımızla her gün onu konuşuyoruz. Hatta Ankara'dan bile beni aradılar. Dediler ki ya siz bir okulda panel düzenlemişsiniz bana. Bir adam lazım olursa işte basketbolcu yollayalım, spor yazarı yollayalım. Yani bu tepkiler de geldi, bu güzel tepkiler de geldi. O madde bağımlısı dediğimiz zaman onu kastediyoruz. Yani o gencimizi kurtaralım. Mesela okulu bırakma çağı durumuna gelmiş gençlerimiz var içimizde, işte okumak istemeyen vardır. Ben de okul takımında oynadım. Derslerle uzaktan yakından alakalı yaptım. Ben yine spora da girdim onu. Yani beni spor suyuna batsalardı yine ders sevmezdim. Gerçi üniversite mezunu oldum, o ayrı zorla, morla, mecburiyetten okudum. Evet, hocam sen bizim son bir cümlenin ben alayım, mesaj var. Her evet. Bunları niye söylüyorum? Hı? Şimdi sokakta çocuklar gidip çalışan öğrencilerim var ben. Hı? Ama hani bunlara sokak çocuğu demek ne kadar yanlış. Bunlar sokak çalışanı da, çalışan da. Sokaktayız canım ya. Hepimiz sokaktayız. Sokaktayız. Hani bu algılar kırılsın artık. Sanki hani sadece madde bağımlılığına veyahut risk altında olan çocuklara spor yapıyor. Diyor artık aileler ben... Hepsinin ailesiyle hemen hemen annesiyle babalarla birebir görüşüyorum. Niye görüşüyorum? Hepsinin ailesi vardı, annesi babası vardı. Nereye geldiklerini biliyorlar. O çocukların hedeflerinin nasıl olabileceğini biliyor. İnanın burada ben bir... Bir mesajdan da yola çıkarak zaten. Evet. Dicle Üniversitesi'nde çok saygın bir hocamız çocuğunu şimdiden Hoki'ye gönderdi. Şimdi aileler şimdiden bilinçlenmişlerse bu geleceklerle ilgili evet diyor. Baksanıza olimpik branştır. Bu branşta işte milli olabiliyor, bu branşta önleri açık, Diyarbakır'ın sporudur diyorlarsa, evet. Bundan dolayı aileler gönderiyorlar, bu bizi onur eder. Bu bizi duygulandırır, şereflendirir. Biz ailelerin hepsine de diyoruz ki, çocuklarınızı gönderin, o çocuklarda evde siz annelik babalık yapın, o sahalarda da biz yapalım. Evet. Yaparız. Dönem sonu karne durumları nasıl? Gerçekten spor başarı sağlıyor mu demiştik. O sorudan kalmıştık. Veysi hocamızın çok emeği var üstümüzde. Bu şehirde gençliğin üstünde en çok emeği olan hocamızdır. Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde çalışmaktayım. Ve aynı zamanda Veysi hocam sayesinde Dicle Üniversitesi Bresio öğrencisi mi yayınlar demiş. Ne mutlu. Evet, birisi mesaj göndermiş. Yar Göktimiz göndermiş. Veysi Hoca'ya minnettarız demiş ailece, benim oğlum sokaklarda yaş ayış geçiyordu, onun sayesinde oğlumuz kurtuldu demişti. Bir mesaj daha var, hemen okuyalım. Ben buradan beden eğitimi hocamızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah yolunu açık etsin hocam sizin demiş, Yusuf göndermiş. Yusuf'un bedeni her Yusuf okulun hala. Artık ona var ya. Evet. Mesajlar bu kadar. Evet gençler, niye sustunuz böyle ya? Durgunlaştınız mı? Yatıyor musunuz? Yarın sabah okul var mı? Sabahçı mısınız hepiniz? Nasıl hocam? Cuma karnı var. Ha, evet, cuma karnı. Evet, biraz şöyle tek tek karne durumlarını soralım hocam, sonra sana dönelim. Evet, başlayalım oradan. Kaçıncı sınıftaydın? Lise 1. Lise 1. Meslek. Lise 1'desin. Zayıf var mı? Doğru söyle. Var. Kaç tane var? İki tane. Hangi dersler? Matematik. Matematik zaten 5. sınıftan beri hiç yapamıyorum. Mert, evet. Işık. Bir de tarih. Matematik ve tarih. Şaban sen? Sizde kimya arasında bir zayıflama. Kimyada.
ama inşaat mühendisi olacağım. Sayısala biraz ağırlık vermek lazım. Yani hem antrenmanlar hem de ders beraber gelecek. Evet, buraya gelelim hemen. Belki geçerler de belli olmaz. Neyse, biz buradan hocalarına da seslenelim. Duysunlar. Evet. Hocam benim de 4 tane de. Maşallah. Şimdi o fıkrayı biliyorsunuz herkes. İşte Ümmet-i Muhammed'in selamı var. Fıkrasını hepiniz biliyorsunuz işte. Biliyor musunuz o fıkrayı? Bilmiyorsunuz. Evet, 4 hangi derste? Yabancı ve bir yattan bir. Bir de seçmeli dersler de var. 2 tane seçmeli dersler zayıf var. Bir de yabancı değil, biraz seçmeli yabancı. Yabancı dilin mi? İngilizce. İngilizce. Evet. 3 tane var işte. 3 tane. Evet. Maşallah, maşallah. Allah hafız. Bizi yabancı değil. Evet. İngilizce mi yabancı? Evet. Zaten tek yabancı dil var değil mi? Evet. Matematik. Matematik. Bir dakika. Kaçıncı sınıftasın? Lise 2. Lise 2, lise 1 hep matematik. İşte abi. Son sınıf. Üniversiteye gidecek. Üniversiteye hazırlanıyor. Ben son sınıfta olduğum için notlara ilgili sıkıntımız yok. Çünkü sınavlara hazırlanıyoruz. Hocalar da bu konuda ilgili yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor, evet. Evet. Senin kaç sayı yapın var? Bir sayı bakalım, hangi derse? Evet. Gelip tarih, matematik ve İngilizce öğretmenlerini görmek lazım. Allah'ım. Evet, ufak bir canlı yayın kazası. Senin zayıfın var mı? Benim bir zayıfım, nasıl diyeyim, benim bunlardan farklı canım yoktu yani. Ben de karne dönemlerinde zayıf getiriyordum ama çok şükür şu an hani okula bitirdim, mezun oldum. Şu an hani üniversite aldım. Sen Beşiktaş'a mı hatırlamıyorsun? Ya kısmet hangisine olursa yani. Yani dershane yapalım? Dershane falan yok yani. Gitmiyorsun? Yok. Yani ekonomik sıkıntı? Yok, sadece ben bir hani istemediğimden dolayı. Peki evde hazırlanıyormuş. Hedefinde ne varmış? Hedefinde bir şey yok valla. Bir şey yok. Yani şurada hani buraya kadar gelmeme bile hani şükür ediyorum yani. Evet. Bak, kendi özünü, gerçeğini söyleyebiliyor. Selim'i atla. Evet. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. En iyi dersin hangisi o zaman sonra? Tarih öğretmenini es geçelim. Yabancı dilden matematiğe bakacağız. Lise 2 teşekkür belgesi. Teşekkür abi. Benim sadece bir tane kimya dersim zayıf. Sen de lise 1. Aynı sınıfta olan var mı içinizde? Evet, ikiniz aynı sınıftasınız. Başka lise 1'lerde aynı sınıf yok. Evet. Yani bu tarih, İngilizce ve matematik biraz sıkıntı. Tabii ki, buyurun hocam. Hocalar adına cevap hakkı istiyorlar. Evet, kesinlikle. Yani hocam, bunların hepsi aynı derslerden. Şöyle bir şey, yani hocalarımızın da gerçekten çok büyük katkıları oluyor. Ben onları es geçemem. Evet. Çünkü bu başarı hepimizin başarısı. Tabii ki. Yani tüm okulca, bütün öğretmenlerimizin, hepimizin başarısı. O yüzden onlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sporcularımıza gereken önemi verdikleri için. O yüzden yani daha henüz sözlü notlara falan girmemiş ki... Çocuklar spor alakalı kazanmış çocuklar. Bunları göz ardı etmiyorlar. Bundan dolayı ben hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, biz de hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten spora, sporcuya biraz daha. Selim, sen ne anlatacaksın? Bir şey anlatmayacaksın sen. Yani çünkü sen artık eleğini elemiş, bunu duvara asmışsın. Biz daha yolun başındayız. Ama üniversitedesin. Bak, ben hiçbir arkadaşın yok üniversitede. Sırada iki kişi var renkli üniversiteye girmeyi. İki arkadaşın dışında. Diğerleri ben bir renkli sınıfta. Değil mi? Daha var ya. O da güzel. O da güzel. Soy isminiz de aynı. Aynı hocam. Akrabalık yok değil mi? Akrabalık var yani. Amca çocukları. Ha. Nerelisiniz? Biz de Çakmak. Çakmak. Her gari yolu üzerinde. Evet. Bizim bir sunucu arkadaşımız da vardı Seyda'dan. Sizin akrabanız mı? Aslında ben de ismini duydum hanımefendinin ama bir türlü tanışamadım. Evet, akrabanız da. Evet. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Biraz tesis sorununa değinmek istiyoruz. Hocam, tesis dediğimiz gibi her zaman sorun ve problem. Artık son tura giriyoruz arkadaşlar. Son turda herkes son cümlesini söyleyecek. Seyda Hoca'yı da programı açtık, seni de hocayla da bitireceğiz. Evet hocam, ben siz konusunda burada biraz sıkıntılarım var. İleri gelen ülke amirlerine, Diyarbakır için elinden bir şey gelecek insanlara, yerel yöneticilere, belediye başkanlarına, yerel yöneticilerine, ondan sonra sadece yerel yöneticilerine, gelen de Türkiye'de
Türkiye'nin herhangi bir ilinde Diyarbakırlı olup önemli mevkilerde olan kişilere seslenmek. Hem de çok iyi yerlerde insanlar var. Evet. Var. Diyarbakır bir spor kentidir aslında. Evet. Biz bunu konferansta gelen hocalardan da duyduk. Şunun ilk antrenman planlayıcısı bölgemizde çıkmış. Dünyadaki mevcut antrenman planlayıcısı. Bize bir branşımız için saha yapsınlar. Diyarbakır'ın birçok alanı vardı. Bu alanları da en güzel şekilde kullanabilecek insanlarımız vardı. Hatta saha yapsınlar. O imkanı versinler. Ondan sonra gerisini de bizden istesinler. Evet. Yani önce sahayı versinler, imkanı versinler, başarıyı da bizden istesinler diyoruz. Emin olun bir saha yapmak çok büyük maliyetler gerektirmiyor. Bizler maçlara gidiyoruz. İşte birkaç yıl önce mesela Slovakya'da bir Avrupa Şampiyonası var, oraya gitmiştik. Yani köylerinde o sahalar var ve Slovakya Avrupa'nın pek en fakir ülkelerinden birisidir. Yani o sahaların maliyeti çok büyük paralar gerektiren bir şey değildir. Ama yok, düşünün. O sahaları buraya yaptığın zaman bu çocukların uluslararası uluslararası geçiyorum artık. Uluslararası alanda gösterebilecek başarıyı görmek lazım. Bakın biz futbol sahalarında oynuyoruz. Ama buradan Avrupa'ya gittiğimiz zaman müsabakalara işte o sahayı gördüğümüz zaman ilk bir gün, iki gün şeye alışamıyoruz. Adapte olamıyoruz o sahalara. Şimdi panelde güzel bir soru gelmişti bir arkadaşım. Sen mi sormuştun? Yok onu demiyorum. 17 yaşındayız işte. Sen sormuştun ya. Millet 17 yaşında ben Wembley'de top oynuyor. İngiltere milli takımında oynuyor. Burada da 17 yaşında adam kim gördü? Kesinlikle. Ben antrenör olarak söyleyeyim. O şansı ben sporcularıma hani yaşla ilgili fazlasıyla veriyorum. Düşünün sizler buradadırlar. Abileri mesela büyükler alt takımda oynarken sürekli alttakilerle de antrenman yapma, iyi olanı takma, alma gibi bir şeyim vardı. Ona göre ben oynayana vermişim. Yani hiç isme, ondan sonra ünvana forma vermişim. Önce vermem de. Alttan eğer iyi gelmişse ona o şans vermişim. Şimdi buradan kentin ileri gelirleri, özellikle nasıl söyleyeyim, yani para sahibi olan insanlara söyleyeyim. Bize saha yapsınlar. Diyarbakır'ın bunlara ihtiyaçları var. Sadece ben bu kanalımda söylemiyorum. Tüm branşlarda. Çünkü biz Diyarbakır'a tesis baktık. Mesela kapalı spor salonu sıkıntısı var Diyarbakır. Kesinlikle. Yani şimdi yani olan, kaç okul var, lise, ilkokul, ortaokul bilmiyorum ama Diyarbakır'ın sonunda beri nüfusu olan şehirlerde bulunan tesisler Diyarbakır ilinde yok. Bunu bir Amasya'da, bir Yozgat'ta gidin görün. Ya da bir Balıkesir'de gidin kaç tane yüzme havuzu var bunu görün. Ama biz Diyarbakır'da hepsi bir kapalı yüzme havuzumuz. Bir yüzme havuzumuz olsun. Salonlarımız çoğalsın. Bu çocuklar antrenman için gidip tribünde 5 saat beklemezse gider antrenman bitsin de gitsin. Saatleri veriyorsun. Onlar da o saatlerde oraya gidip gelebilsinler. Ya da beklerken en azından bir sosyal bir yer olsun, bir kafesi olsun. Ve enerjilerini, olsun. Enerjilerini o sahada gösterebilsinler, dökebilsinler. Biz bunları istiyoruz. Spor adamlarının bu anlamda katkısı ne olur? Ben yine söyleyeyim. Bunları yapsınlar, biz de her şey istesinler. Sportif anlamda biz de onları gösterelim bunlara. Sadece o şansı bize kullanmalarını istiyoruz. Dediğim gibi bunlar emin olun çok büyük paralar değil. Ya da çok büyük aşılmayacak bir şey değildir. Ama bazen hatır gönülle, bazen de şefkat yanıyordu. Biz bunu Diyarbakır için eğer büyüklerimiz varsa o şansı bizden yana kullansınlar. Evet. Evet şimdi buradan başlayalım. Kaplanlardan başlayalım. Son sözlerini alalım. Neler diyeceksin? İfade etmek istediğim, bizim sormadığımız bir düşüncem varsa onu da söyleyebilirsin. Özellikle size ve Can Gaylesi'ne çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Sizin gibi protokolün gençler, hocalarınıza bu izni veren iletişe milli eğitime, il milli eğitime teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, teşekkür ederim. İki canlı geçelim miydi? Evet. Her şeyin bir iki var. Bir yerden başlamak lazım. Evet. Darısı ulusal kanalları olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Umarız bir başka canlı yayında bir daha birlikte oluruz. Evet. Şöyle ayağa kalkarak son cümleni alalım. Bir teşekkür ederim o zaman yani. Bir şey yapamıyoruz. Zaten kusura bakmayın kendimi biraz ifade edemiyorum. Yok ama etmen lazım. Bak bu bir ilk. Bu bir ilk.
olabilir canlı yayın heyecanı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sorun değil. Konu her zaman heyecanlanabilir. Sizin ilk canlı yayını. Ama Diyarbakır'da yayın yapan radyo ve televizyonlarda daha konuşmayı bilmiyor. Sunucular var. Siz konuşamamışsınız. Çok değil. Evet, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Biz de buraya anlattığınız için bize bu... Biz teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Evet, diğer kaplan. Bizleri buraya getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim abi. Ondan sonra bizlere çekim arasında ikram ettiğiniz geceler için de tekrardan teşekkür ederim. Bir onun mamullerine de bir kez daha teşekkür ederim. Güzelmiş. Biz bulunduk, hani böyle bir şey olduğunu bilseydik bize öyle bir hoş gelmez. Olur mu ya, siz buraya geldiniz zaten çok güzel oldu. Çekim öncesi zaten hiçbir yermiştik yani abi. Evet, çok teşekkür ediyoruz sana. Sen gelmen bizim için yeterli. Sizin gibi hakikaten yüreği temiz, gönlü temiz, birbirinden pırıl pırıl gençleri buraya getiren hocalarımıza da biz teşekkür ediyoruz. Sizin varlığınız bizim için çok çok önemli. Siz var olmasanız bizim de bir anlamımız yok zaten. Evet. Televizyon başında bizi izleyen tüm yarbaşlarına çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet Selim, senden düşüncelerini alalım. Biz teşekkür ediyoruz. Ben bugünlere gelmemde yardımcı olan Metin Hocam, aynı zamanda şu anda milli takım, Hırvatistan'da olan milli takım antrenörü Salih Hocam'a, beden hocama, kendi aileme özellikle her durumda arkamda durduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ama inşallah ben onların istediği gibi bir şekilde hareket edip onların doğrultusuna gidebilirim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol abi. Evet, kaptan. Burada 5 kişiye teşekkür etmek istiyorum. 5 kişi. 6 olmaz yani. Yok. Tamam, evet 5 kişi alalım. Mesih Boyun, Salih İllez, Mesih Kaplan, Sevda Aydın ve Selim Hoca'ya buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Biz iyi ki bugüne tanıştık. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Tüm Can Tevi ailesine teşekkürlerimi diliyorum. Buraya geldiğiniz için. Teşekkür etmeyin. Bize de teşekkür edin. Burada İbrahim Baran, Nihat Arıcı, Necat Seyit olur. İbrahim Adı. Neyse ben bütün teşekkür arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Bundan sonra da başarılar. Tüm hocalarıma ve Can Tevi ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, diğer iki kızlar. Tüm Can Tevi ailesine ve kameramızdaki ablamıza çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Şaban. Ben tüm Can Tevi ailesine teşekkür ediyorum. Teşekkürler bakabilirim. Tabii Timur Kesağası istiyoruz. Peki sen inşaat mühendisi ol, projeni çiz hocalarını. Daha uzun ömrümüz var yani. Ölmez sağ kalırsak onu da göreceğiz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Özellikle hedefinde sana başarılar diliyorum. İnşaat mühendisliği. Hocam size atlayalım. Çocuklarımızı son sözlerini alalım. Can Tevi ailesine sonsuz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Size Can Tevi ailesine teşekkür ederiz. Ve benim bu arttırdığı bulmamız Ramazan Ali Akbaşı'na çok teşekkür ederim. Evet, Ramazan sen onun için okeyle tanıştırdın değil mi? İyi etmişsin, aferin. Aferin. Evet, hocam Sevda hocamla bitireceğiz. Siz konuşun, siz de son sözlerinizi alalım. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, bize yüreğinize, beyninize sağlık. Biz teşekkür ederiz hocam, ne demek? Sağ ol, var ol. Şeyimiz var, muhabbetimiz var. Çok sağ olun burada. Yaklaşık 2 saat bizde kalbi çekiyor. Olur mu? Ne demek? Teşekkürümüzü izleyicilerimize, mesaj gönderenlere, dinleyenlere de buradan saygılarını sunuyorum. Kendilerine bizi böyle bir gecede izleyip zaman ayırdıkları için özellikle teşekkür etmek istiyorum. İnşallah artık başka bir zamanda tekrar görüşürüz. Evet, programı Sevda hocamızla açmıştık. Sevda Aydın'la. Şimdi onları da kapatacağız. Peki. Ben öncelikle şahsınızda çocuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten bu başarıyı hakikaten yani çok hemen bu başarı alttan yani tesadüfen elde edilmedi açıkçası. Mutlaka. Yani o yüzden ben onlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Veysi hocama çok teşekkür ediyorum. Artı bu yayında emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bizi izleyen tüm Diyarbakır halkına çok teşekkür ederim. Lütfen spora desteğimizi kesinlikle engellemeyelim. Spora destek olalım. Her anlamda buna ihtiyacımız var. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiğiniz için çok güzel ağırlandık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler, artık kamera bende.
birazdan dağılmayın ama pozisyonunuzu bozmayın, resim çekeceğiz. Resimler için dağılmayın siz. Ben bir daha konuşmasını yapayım, programı kapatayım, ondan sonra aynı şekilde resim çekeceğiz sizlerle. Çünkü programın bitiminde hemen Facebook sayfamda bu haftanın programı ile ilgili resimler paylaşılıyor. Bu açıdan kaybolmayın. Evet sevgili izleyenler, bu hafta Kiptaş Lisesi Çim Hokeyi takımını ve hocalarını konuk ettik sevgili izleyenler. Önümüzdeki hafta 27 Ocak Pazartesi günü yine saat 21'de bu kez Kiptaş Lisesi Kadın Futsal takımını konuk edeceğiz. Muhsin hocamız Bahar hocaydı değil mi? Yanlış olmasın. Burada olacaklar. Onlar şimdi Adana'da müsabakaları var. Yarın mı? Ha, yarı final maçları oynayacaklar. Başarılar dileyelim kendilerine. Yine burada sevgili Veysi hocama, sevgili hocama ve birbirinden değerli genç kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarınızda başarılar diliyorum. Umarım hedeflediğiniz her noktaya ulaşırsınız. Çünkü bu güç, bu yürek, bu ışıltı sizlerde var. Kendi kıymetinizi bilirseniz emin olun ki sizi yönetenler, sizi çalıştıranlar bu kıymetin üstünde size çok emek sarf edecekler. Her şey sizde bitiyor. Size bundan sonraki hayatınıza da başarılar diliyorum. Okul hayatınızda, spor hayatınızda. Ve iki değerli hocama da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten gönüllülük esasına dayalı çok büyük bir emek harcıyorsunuz kardeşlerimize, arkadaşlarımıza. Ve bugün onların başarısı inanın ki topluma çok güzel yansıyor. Burada da sizlerin emeği çok büyük. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Ve yine kamera arkasında sevgili İbrahim Baran yönetmenliğinde Nihat Aracı ve Necat T. Seyit oldu. Bu akşam bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım da bunlar adına da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta 27 Ocak Pazartesi akşamı, şimdi diyeceksiniz ki hep Kiptaş Lisesi'ni çıkaracaksınız. Hayır sevgili dostlar, hangi lise, hangi okul olursa olsun ve hangi takım olursa olsun ben program stüdyom takımları açıp emin olun hiçbir şekilde arkadaşım oldukları için ki birçok beden eğitim öğretmeni arkadaşım zaten bunların arkadaşlıkla şunla bunla ilişkisi yok. Sadece başarıdan dolayı buradalar. Sizler de başarılı olun. Başarınızı bize iletin. Hem www.güneydoğunews.com sitesinde yayınlayalım. Hem de sizleri can tekrarlarında konuk edelim diyelim. Önümüzdeki hafta Kiptaş Lisesi Kadın Futsal takımıyla birlikte oluncaya dek şimdi hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. İyi geceler Diyarbakır.